stüdyomuza, sizler de ekran başına hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz dün bizim ilk yayın günümüzdü. Çok güzel geri dönüşümler aldık. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendime geri dönüşümümü şu anda söylüyorum. Çok fazla gülmüşsün Nergis, bu kadar gülme. Çok yüksek sesle konuşmuşsun Nergis, bu kadar yüksek sesle konuşma. Çünkü benim sesim zaten çok yüksek. Bir baktım, ooo, bağırıyorum ben oralarda. Neyse, ufak ufak hepsini düzelteceğiz. Bugün yine çok dop dolu bir programımız var. Şimdi hanımlar, şunu unutmayın. Hani beylere de söylüyorum, kendi ilişkiniz olduğunda, yani erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız olduğunda, en önemlisi de çocuklarınızın böyle ilişkileri olduğunda, hani bir görürsünüz de bir gözünüz tutmaz. Ama ona söylediğiniz zaman da daha da ters teper, değil mi? Ama sevdiğiniz, onun, sizin bir arkadaşınızı dinleyebilirler. Uzmanı dinleyebilirler. Benim kızım vallahi bazı konularda öyle. Yani ben ona bir şeyi söylediğim zaman hemen tam tersini yapıyor. Ama benim bir arkadaşım ya da bir uzman kişi bunu söylediği zaman, aa, bir bakıyorum hiç hemen, aa, haklısınız deyip hemen onu değiştiriyor. İşte ilişkilerle ilgili, eğer böyle gözünüzün tutmadığı kız arkadaşlar, erkek arkadaşlar varsa, kendinizle ilgili ya da çocuklarınızla ilgili, bugün hemen çocuklarınızı da ekran başına alalım, o genç kızları, genç erkekleri. Ayrıca tabii ki bu eşinizle olan ilişkinizle ilgili, efendim boşanma döneminde olan kişilerle ilgili ya da ilişkiye girmeden önce nasıl bir insan olduğuyla ilgili her türlü bilgiyi öyle bir uzmandan alıyoruz ki, psikiyatrist, daha doğrusu kendisi psikiyatrist, profesör, doktor, efendim, Aytül Çorapçıoğlu Özdemir bizlerle birlikte olacak ve ilişkiye dair her türlü bilgiyi bizlere verecek. Çok önemli. Sakın kaçırmayın. İkincisi, ekonomi diyoruz. Ekonomi bir sevimsiz geliyor bize, değil mi? Ekonomi bana şu demek çünkü, ay, bir şeyleri alamamak, ondan sonra istediğim bir ayakkabıyı ulaşamamak, para harcayamamak. Ama aslında ekonominin çok sevimli bir tarafı var. Çünkü çok sevimli, çok bilgili, çok güzel bir hanım yıllardır bize bunu anlatmaya çalışıyor. Efendim, o hani tasarruf yapıyoruz ya, yaptırıyor ya bize. Sonra o tasarrufla biz yatırım yapabiliriz, para kazanabiliriz ya da çok sevdiğimiz, bambaşka, çok daha ulaşamayacağımızı düşündüğümüz bir şeyi alabiliriz. Bize yarın da tasarruf günü, dünya tasarruf günü, 31 Ekim. Ekim'deyiz değil mi? Heyecandan unutmayın. 31 Ekim dünya tasarruf günü, Özlem Denizmen, kendisi aile ekonomisti, yazar, efendim, yayıncı, kendisi bize bilgiler verecek. Artı cildimiz, cilt yaşımız, bitkilerle sağlığımız, cilt sağlığımız ve cilt güzelliğimiz içinde, efendim, Seda Sakacı Çelik, tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı, onunla birlikte olacağız. Sakın bizi kaçırmayın. Ama ne yapıyorum? Özlem Mekin yanına gidiyorum. Mutfağa bakalım neler pişti. Hoş geldiniz. Özlemciğim. Evet, bugün yine dünden beri gerçekten güzel yorumlar aldık beraberce. Bugün yine harika lezzetler hazırlayacağız. Dünkü tarifleri, evet, de bayağı tıklıyorlar biliyorum. Evet, dünkü tarifimiz de çok güzeldi ama bugün de şahane bir bugün şey. Bugün de şahane gerçekten. Biraz da tabii Özlem Hanım da ekonomiden bahsedecek. Aynı zamanda hazır güzellik var demişken, ben de hem ekonomiye hem de güzelliğe iyi gelecek iki tane lezzet hazırladım. Hmm. Birinci lezzetimiz ne olacak? Ekşi elmalı kabak sızma. Yani ekşi elmayı bugüne kadar hep elma olarak yiyordunuz değil mi? Evet. Şimdi salatanın içinde yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Aa, çok, evet, güzel olacak. Bir de güzel ve zamanı bence, hem de tam sağlıklı. Zamanı. Hem de sağlıklı. Aynı zamanda kabak da öyle. Pazar alışverişine çıktığımızda zaten o elmalar, o kabaklarda hem fiyatları da oldukça da uygundu. O yüzden değerlendireceğiz. Ama bugün ben sadece çalışmayacağım. Size çalıştıracağım Nergis Hanım. Hadi bakalım. Hazır dün de böyle çalıştırdım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce tabii ekranımıza da çıkacak bizim tariflerimiz. Aynı zamanda startv.com.tr'den de alacaklar. Nergis zamanına giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, hı-hı, bütün tarifleri alıyorsunuz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bizim iki tane ya da üç tane boyutunu arttırabilirsiniz salatanızın, ekşi elmamız olacak. Hı hı. Yanında da ne kadar elma koyuyorsanız o kadar da kabak tavsiye ediyorum ben size.
Yani bir tane elmaya evet, bir kabak. Ama kabağın boyutu tabii küçüğü olmasın. Mesela örnek veriyorum, bir tane normal bir boy. Evet. Eğer elmanız varsa elinizde, bir tane de orta boy mutlaka ve mutlaka kabağı tercih edin diyoruz. Onun dışında lor peyniri. En uygun, en maliyetsiz peynir bildiğiniz gibi. Artı diyet. Artı sağlıklı. Evet. Aynen öyle. Onun dışında içerisine bir de nabne peyniri kullanacağız. Tabii bunlarla bitmeyecek. Bir salata dediğimizde yeşilliksiz olmazsa olmaz. Dereotunuz var. Bu arada kuş üzümünden faydalanacağız. Çörek otu çok sağlıklı. Çörek otunu mutlaka değerlendirelim diyoruz. Ve tabii ki sarımsaksız asla olmuyor. Ve sonunda da zeytinyağı. Şimdi önce elmalarımızdan başlayalım. Ben size şöyle elmaları vereyim. Elmayı ver. Burada rendeleyebilirsiniz Nergis Hanım. Bu ilk defa, bak benimki böyle değil. Oh, başladım. Evet. Bundan değil mi? Evet, aynen öyle. Bunun dışında ben de bu arada kabaklarımı soymaya başlayayım. Aha. Kabakların içi biliyorsunuz suludur. O nedenle iç kısmını çok fazla kullanmayacağız. Ama içini ne yapacağız? Ayıracağız. Dolaba koyacağız ve dolapta mücvere, yarın da mücver yaparız. Hem çocuklarımız da yerler, hem de aynı zamanda da güzel lezzetli de olur. Yarın da bunları mücvere ayırmış olacağız. Yani siz de sakın efendim aman içini kullanmadık, bu sefer ne olacak, içi çöpe mi gidecek? Hayır, ekonomiden bahsediyorsak şayet hiçbir şey çöpe gitmeyecek. Tam tersine, hatta birazdan güzellik uzmanımız da söyleyecektir Nergis Hanım. Kabukların dahi ne yapıyoruz? Suratımıza kabağı kullanabiliyoruz. Elmanın kabuğuna kadar. Sorarız şimdi biz bunları. Bir şeyce Allah aşkına bana şöyle klasik bir rende al ne olursun ya, yarın çarşıya çıkıp. Tamam, memnuniyetle. Ya, çok mu çok mu zor? Zor mu oldu? Efendim, hadi bakalım daha neler var onu görelim. Kendinizi iyi hissettirecek program Nergis Zamanı bugün de dop dolu. Kadın erkek ilişkilerinde yaşanan sorunlar neler? Günümüzde evlilikler neden mutsuz sonla bitiyor? Boşanmalarda kadınlar mı, erkekler mi daha fazla etkileniyor? Partnerimizin evlilik niyetinde olup olmadığını nasıl anlarız? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Aytül Çorapçıoğlu huzurlu ve mutlu birlikteliğin sırlarını anlatıyor. Para nasıl biriktirilir? Basit tüyolarla herkesin birikim yapması mümkün mü? Ekonomiyle aranızı düzeltecek tasarruf uzmanı, gazeteci yazar Özlem Denizmen, cebimizdeki paraya nasıl sahip çıkacağımızı anlatıyor. Bugün çok ama çok şaşıracaksınız. Cildinizin kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Peki sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanın sırları neler? Tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı Seda Sakacı hazırlayacağı yüz maskeleriyle zamanı geri sarıyor. Tüm bu konular ve daha fazlası birazdan Nergis Zamanı'nda. Efendim, psikiyatri uzmanı Aytül Çorapçıoğlu, Özdemir. Özdemir. Evet. Onu unutuyorum ya. Teşekkür ederim. Çok mersi. Çünkü benim ilişkim için de bu çok önemli. Tabii ki değil mi? Sizin ilişkiniz için eşinizin eşimin soyadını kullanmayınca bu sefer akşam ben kavga ediyorum. Çok haklısınız. Peki hemen böyle çok kısa ilişkiden bahsedip ondan sonra bizler için çok önemli olan şeyler var. Bir onlara geçelim. Tamam. Mesela tamam. Boşanmayı önceden anlar mıyız? Yani bir ilişki evliliğe doğru giderken aslında bu boşanmaya sonra gidecek diye nasıl anlarız? Hemen oralar çok önemli bizim için. Tabii ki. İlişki aslında hepimizin arasında var. Yani burada da bir ilişki var, seyircimizle de bir ilişkimiz tabii var, arkadaşlarımızla da bir ilişkimiz var. Ama bizim tabii ilişki deyince en çok yaralı olduğumuz alan ikili ilişkiler. Çünkü ikili ilişkilerde çok yıllar önce kaybettiğimiz bir cenneti arıyoruz Nergis Hanım. Anne kucağında, anneyle kurduğumuz o ilk ilişkide hissettiğimiz güveni ve huzuru yıllar boyunca arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz ve onu bulmaya en yakın olduğumuz insanla da aşk olduğumuzu zannediyoruz. Aslında o ilk aşkımızı arıyoruz. Ay bu çok böyle bir dramatik oldu şimdi, ben bir fena oldum. Evet, yani o ilk aşkı bulma ihtimalimiz sizce var mı? Zor.
Yok. Yani ben kızıma da diyorum yani benim sana davrandığım gibi birini bulamazsın yani. Birazcık o yüzden böyle hep hani dikkatli olacaksın, aynen, daha yumuşak olacaksın diyorum. Çok güzel, çok iyi söylüyorsunuz. Çünkü gerçekten aslında istediğimiz şey o bağlanma, güvenli bağlanma dediğimiz şey. Yani ben hayatta bir erişkin olarak en çok istediğim şey kendimi bağlı hissettiğim, güven içinde hissettiğim bir ilişkinin içinde yaşamak. İnsan ancak bir ilişkinin içinde kendini güvende hissederse, o insanın kendine bağlı olduğundan emin olursa, kendinin ona olan bağlılık duygusu iyiyse ve kendini tatmin ediyorsa, ancak o zaman başka alanlarda üretken olabiliriz, yaratıcı olabiliriz, tabii, huzurlu olabiliriz. Tabii. İş hayatımızda o şekilde daha iyi gider, başka insanlarla olan ilişkilerimizde daha iyi gider. Her şeyimize her yansıyor. Alanda aynen. Yani, o nedenle o ikili ilişkiyi, çekirdek ilişkiyi düzgün tutmak, iyi tut, çocuklarımızla olan ilişkimizi bile etkiler. Çok çok doğru. Yani iş hayatınızı, sevdiklerinizle ilişkinizi, her şeyi etkiliyor. Mesela ben yeni doğum yapmış annelere hep onu söylüyorum. Bana çok geliyorlar. Çünkü bir kadının hayatı boyuncaki en sıkıntılı dönemi o ilk bir yıl. Hı. İlişkiyi doğru değerlendiremiyor, evet, ve çocuğa müthiş bir duygusal, tabii, yatırım, bu müthiş bir orası, emek. Diğer ilişki, diyorum ki kaynağı kurutmayacaksın. Peki temel unsurlar nelerdir bu mutlu ilişkide? Mutlu ilişkideki en temel, aslında belki mutsuz ilişkiden hani ya, dedik ya. Bunu yapalım mı? Hı. Evet, aslında biz tersten gidelim. Tersten yani gidelim. Mutsuz ilişkiyi öğrenelim ki onun tersi, evet, de zaten mutlu ilişki oluyor. Yani biz diyelim ki bir evlilik terapistiyim ben aynı zamanda ve bir karşıma çeşitli yıllardır çok çeşitli sorunlarla insanlar, tabii, geliyorlar. Ve ben onları bir tartıştıkları bir konuyu izliyorum. Aslında ne yaptıklarına bakıyorum ve 4 tane temel şeye bakıyorum. Bu 4 tane temel şey gerçekten bir ilişki içinde varsa o ilişkinin %90 olasılıkla 5 yıl içinde çok ciddi boşanma noktalarına gelebildiği bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış. Oo, bu 4 tane temel unsur çok önemli, o zaman dinliyoruz. Aynen. Bu 4 tane temel unsurdan bir tanesi her şeyi eleştirmek. Yani bazı insanların sipsivri bir dili vardır. Çok araştıran gözleri vardır. Her zaman hata görürler, her zaman olumsuzu görürler. Görebilirsin, tut içinde, hayır. Bunu illa da bir biçimde söylerler ve söyleme biçimleri her zaman en incitici, en kaba. Evet, aynen, söylemek hakikaten kaba bir biçimdedir. Bu bir tanesi, eleştiri. Eleştiri yaptığımız zaman, karşıdakinin her cümlesini, her yaptığını, her yapmadığını eleştirdiğimiz zaman bu bizim hayatımızdaki çok önemli olan ilişkimizi olumsuz etkileyecek, bu bir tanesi. Demek ki biriyle de tanıştığımızda bu eleştiri kısmı eğer fazlaysa orada bir kere bir sinyal, aynen, alıyoruz. Aynen, sizi sürekli eleştiriyorsa, diken üstündeyseniz, yumurta kabuklarına ay, basıyor çok gibiyseniz zor, çok dikkatli zor olmanızda fayda, peki, var. İkincisi aşağılama. Aşağılamada şey zannetmeyin, karşılıksız mizah. Sizi diline dolamış, dalga geçiyor arkadaşlarının yanında, aman benim küçük bilmem nem diyor. Halbuki siz hiç hoşlanmıyorsunuz. Ya da... Ay bizim çok tatlıdır, sakardır falan gibi. Aynen öyle. Hı. Size bir isim takıyor. Bir, sanki sempatik bir isim gibi ama siz hiç hoşlanmıyorsunuz. Bunu ona söylediniz, o isim takmaya devam ediyor. Bakarken... Böyle diken üstündesiniz. Kaşıyla, gözüyle devamlı bir hata var sende mesajı veriyor. Biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Sözünüzü balla kestim. Çok devam edeceğiz ama bir sokak röportajımız, tabii, var ki, bununla ilgili. Bir gidelim mi? Evet. Sizce kesinlikle uzak durulması gereken erkek tipi ya da kadın tipi var mı? Kendinden çok bahsederim. Sürekli kendini öven, kendini şey yapan, çok konuşan, palavra atan, şu yum, bu yum, şu yum var, bu yum var. Bence ondan uzak durmak lazım. Boş gezenin boş kafası tiplerden uzak durmaları gerek. Hiç mesleği olmamış, okumamış, boş boş etrafta gezen tipler tabii ki hoş olmayan, ileride kesinlikle evine bakamayacak tipler. Bunlardan sakının diyoruz her zaman için çocuklarımıza. Çok mal haramsız, çok yaptı yalansız olmaz. Çok konuşan adam duracağız. Hep benim diyen kişiden uzak duracaksın. Mütevazı, aklı başında, konuşmasını yerinde bilecek, nesiyle evlenecek. Yürüyüşüne bile dikkat edecek. Bir yere yemeğe gittiğin zaman sofra adabını bilecek. İnsanların samimiyetsizliği beni çok rahatsız eder. Kadında da erkekte de ikiyüzlülük, riyakarlık. Yani bana gelip çok harbi bir şekilde beni kırıcı bir konuşma yapsa bile arkamdan konuştuğu kadar rahatsız olmam. Hı.
Devam edelim evet, şimdi. Gerçekten sokak röportajı, onlara birazdan geleyim. Çünkü oradaki çok her bilinçli. Şey, aslında söylediğin her şey çok güzeldi ve aslında o temel ihtiyaçlarımızla çok alakalıydı. İkincisi aşağılama demiştim. Aşağılamada yüzler, mimikler ve benzeri bir sürü şeyler. Evet, olur. Yani iyi niyetli bile olsa ki sizin kendinizi aşağılanıyor hissetmeniz yeterlidir. Yeterli, tabii. Üçüncüsü sürekli savunma. Mesela işte yemek tuzlu olmuş. Hayır efendim ben tuz koymadım, hepsine ne kadar su koyuyorsam ona da koyuyorum. Hiçbir şekilde savunmacı insanlar sorumluluk üstlenmezler. Veya karşıdakinin ne hissettiğiyle ilgilenmezler. Onlar için tek... ulaşılması gereken hedef haklı çıkmaktır. Ben hatasızım. Ben hatasızım, haklıyım. Savunma, sürekli savunmada olması. Bir başkası da duvar örmek. Yani siz bir şey söylüyorsunuz, bir şey konuşuyorsunuz. Karşıdan hiçbir yanıt gelmiyor, tepki gelmiyor. Dördü de çok fena. Aynen. Ve bu insanlar kendilerini sakinleştiremedikleri için, kendini sakinleştirmeyi beceremedikleri için genelde hani karşıdakinin kendilerine ulaşamamasını sağlamaya çalışırlar. Çeker giderler, kendilerini odaya kapatırlar ya da odaya kapatmaz oradadır ama o duvarı siz hissedersiniz. Direkt duvara zaten çarparsınız. O duvarı araya koyar. Şimdi... bunları devam edeceğiz ama zaten yine bağlantılı bir şey soracağım. Şimdi biraz önce de dedim ya ben aman ekran başına hani genç kızlarınız, genç erkekleriniz ya. Varsa da biz anneler babalar bazen böyle bir şey söyleyince dinletemiyoruz ama hiç. Uzmandan dinleniliyor. Uzak durulması gereken tipler. Evet gerçekten uzak durulması gereken tipler. Yani biz getirirler de deriz ya bir gözüm tutmadı biz bir şeyler görürüz de onlar görmezler gibi. Çok temel bir şeyden bahsedeyim bu belki zaten hani benden hep psikolojik şeyler beklenirken böyle bir şeyle başlamam doğru olur mu bilmiyorum ama bağımlı insanlardan madde bağımlıları ve yani madde bağımlısı olma ihtimali olan insandan alkol bağımlılarından bunlarla ilgili olarak eğer sizin o tarz bir hayatınız yoksa, o tarz bir hayatın içinde yer almak, var olmak istemiyorsanız bu insanların sorunlarının çözülmesi son derece uzun zaman alır, son derece meşakkatlidir. Çözüp çözülmeyeceğiyle ilgili de her şey çok net değildir. O nedenle yani mümkünse bu bir aşk değilse seçiyorsanız, seçme şansınız varsa uzak durmakta fayda var. Ondan sonra ise size nasıl davranıldığına bakacaksınız. Bakın sokak röportajlarında çok güzel işte devamlı kendinden bahseden, devamlı kendini öven, benim varlığımı hiçe sayan. Yani bir insan sürekli kendinden bahsediyorsa, sürekli kendini anlatıyorsa, sürekli kendini ortaya koyma ihtiyacı hissediyorsa gerçekten altta başka bir problem var olduğunu düşünmeliyiz. Bunu düşünürsek çok da yanılmış olmayız. Çünkü bir insan en çok kendinde olmayandan söz eder. Ben çok annemin sözüdür. Çok öyle doğru. Mi? Ben çok dürüstüm, ben çok şuyum, ben çok buyum gibi bir şeyler varsa ben yalan asla söylemem. Halbuki insanlar normal sağlıklı ilişkilerde bu tür şeyleri çok da ortaya koymazlar. Tabii. Ya da işte şöyle zenginim, böyle paralıyım. Bunlar gene ilişkide problem olduğunu gösteren şeyler. İkincisi sizin biraz önce söylediğiniz gibi kaba davranışlar. Yani sizi hiçe sayan, kendinizi kötü hissettiren, yalnız hissettiren davranışlar. Ama... çok temel bir ipucu vereyim. Herkes bence ona baksın. Sizi anladığını, anlamaya çalıştığını hissediyor musunuz karşıdaki insanın? Ve sizinle temelde duygusal bir bağlantı kurduğunu hissediyor musunuz? Yani duygularınız, üzüntünüz, sevinciniz, hissettiğiniz şeyler o insan için bir anlam ifade ediyor mu? Bir sıkıntınız oldu. Onunla, sizinle birlikte ilgileniyor aynen mesela. Öyle. Aynen öyle. Ve bu ilgilenme tabii... sağlıklı bir biçimde ilgileniyorum. Yani sizin ihtiyacınız doğrultusunda. Bazen insanlar öyle bir ilgileniyorlar ki keşke ilgilenmese diyorsunuz. Bir çünkü de bu var değil mi? Aynen ay, öyle. Ne zor iş bu dengeyi kurmak. Çok doğru. Bir de fazla ilgi de aynen var. Aynen öyle. Çünkü o fazla ilgide de işte ben şuyum, ben buyum. Bak ben bunları yapabiliyorum. Ben aslında böyle bir insanım. Gene kendi reklamını yapmak vardır. Halbuki önemli olan benim ihtiyacımı anlamaya çalışıyor mu ve bana bunu verebilecek kabiliyette bir insan mı? Her insan da size bunu verecek, sizin ihtiyacınızı verecek tabii. Kabiliyette olmayabilir. Tabii. O nedenle sizin bu temel duygusal bağlantı dediğim hisse dikkat ederse insanlar çok da ciddi yanılmazlar. Bir şey daha soracağım. Bazen de böyle kıskanç oluyor o kişi fakat onu bir tutuyor. Fakat ilişki ilerledikçe kıskançlığın dozu gittikçe artıyor. Bunu mesela nasıl anlarız? Yani bunun bir şeyi var mı? Nelerden onu anlarız? Aslında, çünkü bu çok önemli bir problem Hanım, görüyorum. Bunu herkes anlıyor ama ilk başta hoşuna gidiyor. Maalesef asıl problem bu. Ben hep genç kızlarımıza bunu söylüyorum. Bak hepiniz maalesef biraz maço seviyorsunuz. Biraz böyle size karışan, hötzöt eden, eteğinin
eteğine çok eteği giyme, göğsünü dekolteye onu ilgi et. Sanıyor. Onu ilgi ve onu şey zannediyorsunuz. Sizi korumak. Sevdiği için korumak. Bu bir tahakkümdür. Bu bir kendi varlığını ortaya koymak ve senin seçimlerini hiçe saymaktır. Aklı başında bir insanın yapması gereken şudur. Ya ben aslında çok hoşlanmıyorum ama yine de sen bilirsin. Sen kendini net bir şekilde ortaya koy, ne istediğini doğru düzgün anlat. Zaten karşıdaki seni seviyorsa, önemsiyorsa, aklı başında bir insansa buna dikkat eder. Buna dikkat etmeyip inatlaşacak bir şey yok normalde. Tabii bu arada inatlaşan, şimdi hep bunu erkekten de almayalım. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Evet. Onlarda da büyük kıskançlıklar olabiliyor. Adamın işine yansıyor kıskançlıkları. Tabii. Yani bir hanımla iş yapmaya kalkışıyor, yaptırmıyor diyelim. Tabii, yani, tabii. Değil mi? Bir o de çünkü, bu da var. Ama işte oradaki o temel duyguya bakmak lazım. Sana ne oluyor da kendini bu kadar güvensiz hissediyorsun? Bir başkasını niye bu kadar büyük bir tehdit gibi algılıyorsun? Senin ilişkinde, eşinle aranda var olan aslında bir temel problem var gözden kaçırdığın. Ve sen düşmanı kendi odanda aramak yerine anahtarı odada kaybetmişsin. Dışarıda ışık var diye dışarıda aramaya çalışıyorsun. Çok doğru bir benzetme. Asıl problem bu. Çok doğru bir benzetme. Peki şeyi nasıl anlarız? Böyle tanıştınız. Bu kişi gerçekten sizi kandırıyor mu? Yoksa... evliliğe giden bir ilişkinin başlangıcında mısınız? Daha doğrusu ortalarında mısınız? Tabii ki hiçbir ilişki ilk başlandığında hemen evlilik. Bir de böyle insanlar da var yani. Hanımlar var böyle evlilik tutturan. Merhaba. İlk gün merhaba. Benim niyetim ciddi valla. Evleneceksen gel diyenler de var. Doğru. Tabii ki öyle bir şey de yok. Ama bunu nasıl anlar? Yani şimdi bir ilişkide bir makul şeyler vardır. Makul dönemler vardır. Yani... o makul dönemler gelene kadar bir kere kadınların ya da erkeklerin kendini sonrasında zora sokacak veya kendinin beklentilerini yükseltecek adımlar atmamasını öneriyorum ben baştan. Çünkü baştan böyle her ilişki çok iyi başlıyor, çok iyi duygular veriyor ve genç kadınlar, genç erkekler özellikle şimdinin bizim dönem gibi değil şimdisi biraz daha böyle insanlar çok kolay bir takım adımları ve dönemleri geçiriyorlar. Tabii. Ama beklentisizce geçiriyorsan ne ala canın ne istiyorsa yap. Ama sen bunları bir şey için yapıyorsan o istediğini öyle elde edemezsin. Onu edemeyeceğinin garantisi var en azından. Edeceğinin garantisi tabii, asla tabii. yok. O nedenle burada en temel şey diyelim ki belirli bir zaman geçti. Bu insan sizi hayatının içine katıyor mu? Ha, bu çok önemli. Mesela arkadaşlarıyla tanıştırıyor mu? Girdiği aynen, ortamlara sokuyor mu? Sizin onun sevgilisi olduğunuzu, arkadaşı olduğunuzu, onunla birlikte olduğunuzu kimler biliyor? Bu insan sizinle gerçekten kendi hayatını, özel anlarını, yaptıklarını, yapmadıklarını paylaşıp sizi onun içine sokuyor mu? Bu çok önemli bir göstergedir. En önemli gösterge ve ben böyle kızlar daha çok kızlarda oluyor. Hani erkekler de diyeyim ama hani işte ortamlarına sokmuyor erkek evet. arkadaşı onu ve bu çok ciddi bir problem. Burada bir duracaksın. Ya yani belki de hani senden ayrı başka bir ilişki daha yaşıyor. Kim bilemiyorsun bilir? Ki. Aynen şu anda insanlar... olabilirsin. Tam efendim. Soracağım. Tabii tam ki da, şahane. Hayırlı olsun programımız. Tam da burada bir yeri geldi. Bizim çok samimi bir ahbabımız, avukat hanım kızımız bir beyefendiyle tanıştı yemekte. Ondan sonra gitti ofisini gördü, yerini gördü. İşte ruhsatı, belgesi, her şeyi var. İstanbul'un güzel bir semtinde. Sonra işte isteme olayı olduğunda ailem Amerika'da dedi. Bunlar nişanlandılar. Sonra beyefendi dedi ki kendi evimizi alalım, beraber oturalım. Hani... düğünümüzden önce rahat edelim. Sonra kıza kredi çektirdi. Ondan sonra ertesi günü ortada yok. Evet. Ve gitti ofisine. Ofis meğersem o işler için kiralanan lüks bir ofismiş. Aynen. Ve bu kızımız da bizim avukat. Biz nasıl inanacağız? Yani GBT mi baktıracağız? Nasıl olacak bunlar? Ya bu çok doğru. Gerçekten çok bir doğru. Yani güldüm ama kusura bakmayın. Çok aslında çok üzücü bir olay ve okumuş bir insan sonuçta avukat değil mi? İşte bu güvenle mi alakalı? Aynen öyle. Karşıdaki insan da avukat mı? Avukat değil. Şimdi bakın. Beyefendi? Beyefendi avukat değil, yalan söylemiş işte. İş adamı, iş adamı ha, ama gayet şık, şey böyle kaliteli zaten davranışlar. Işte bir şeyler çok ve bu kızımız hala tedavi geriyor doktor hanım. Yani 2 senedir biz aile hepimiz perişanız çok yani. Zor. Kızın özgüveni gitti. Çok o derece. Çok haklı evet. Ama inşallah toparlayacak. Anladım. Eminim. Anladım, inşallah. Şimdi şöyle bir şey yani var olan bir durum gerçekten çok zor, çok sıkıcı ama
Bu hanım arkadaşımız ya da sizin ailenizdeki kıymet verdiğiniz insan eğer gerçekten daha farklı bir noktada olsaydı, zaten olay kendini çok göstermiş aslında bakacak olursanız. Birincisi insanlar bir şeyler çok, dediğim gibi, gözünüze sokuluyorsa, bir şeyler çok fazla gösteriliyorsa orada bir şüphelenmek lazım. Sonra bu insanın çevresinde, arkadaşlığında, dostlarında kimler var, kimler yok, bunu anlamak lazım. Ailem Amerika'da diyor. Oğulları evleniyor, aile istemeye gelmiyor veya nişanlanmaya gelmiyor. Yani bunlar çok büyük ipuçları verilmiş aslında bakacak Amerika dediğiniz, Amerika'ya gidebilen bir İnanmak insan. İstiyoruz. Ay, inanmak bu istiyor. Bu nokta, söylediğiniz. Bakın, bu ilişkiye ne kadar duygusal yatırım yaptı ve ne kadar ihtiyacı varsa, kısa bir ilişki ve çektiği bir maddi bir problem, bir avukat hanım sonuçta bundan ama 2 senedir tedavi devam edecek kadar bir duygusal zedelenme söz konusu. Ya, orada ya. Temelde o ilişki, o insanda başka bir eksikleri gidermiş aslında. Evet. Asıl problem bu. Evet. Bu gerçek bir kadın erkek eş ve eşit ilişkisi olmamış. Bu bir bağımlılık ilişkisi olmuş. İşte bu zaten ilişkilerde çok fazla tabii. var galiba. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani biz bunun bilincine vardığımız zaman zaten herkes ilişkilerinde daha dikkatli olacak ve sağlıklı ilişkiler kuracak Doğru. diye düşünüyorum. Yani ben hep şunu söylüyorum. Bir insan sizi seviyorsa, sizinle mutluysa, sizinle iyi bir ilişkisi varsa sizden neden ayrılsın? Değil Bunlar mi? Yoksa da niye ayrılmasın? Aslına bakacak olursanız. O nedenle bir erişkin insan bir ilişkiye girdiği zaman %50 ihtimalle benim ilişkimde, sizin ilişkinizde, hepimizin ilişkisinde %50 ihtimalle bitebilir. Bir insan olarak biz bunu bir kere bu bilgiyle yaşamak zorundayız. Öyle değil mi? Öleceğimizi bilerek yaşıyoruz. İlişkimizin biteceğini bilerek nasıl yaşamayacağız? Tabii ki. Bunu, bu konuda bir kere hepimizin B planı olacak hayatta. Ya. Çok önemli bir şey bu. Tam da evlilikle ilgili bir VTR'miz var. Ondan sonra tekrar dönelim. Sevgilimizin bizimle evlenmeye niyeti var mı yok mu? Bunu nasıl anlarız sizce? Sevgilimiz bizimle evlenmek istediği zaman hal ve hareketlerine çok dikkat edeceğiz. Mesela? En azından bir yemeğe götürdüğünüz zaman rahat bırakırım onu. Dişini karıştırıyor mu? Saygısı var mı bana? Saygı ararım. Karşımdakine aynı saygıyı göstereceğim. Konuşma tarzına bakarım. Yani yalan söylüyor mu, söylemiyor, mimiklerini takip ederim. Yani randevularına şey geliyor mu, düzgün geliyor mu? Bence anlayamazsınız. Doğru ve dürüst olduğu, olup olmadığını gözlemlersiniz. Size karşı nasıl davranıyor? Şefkatli mi, duyarlı mı, ince düşünceli mi? Çalışkan mı, yapıcı mı, evcimen mi? Hep bunları gözlemlersiniz. Vallahi elini tuttuğun zaman bile sıcaklığından anlar insan ya. Eli soğuksa yok. Olmaz. Olmaz, bir şey bilmez. İsterseniz sorun. Evet. Şimdi tabii ki bunlar çok önemli. Yani konuşulan şeyler, söylenen şeyler çok, çok doğru. Ne kadar insanlar gerçekten hayatın kavramış, anlamış yani evet. hakikaten çok Ama hoşuma gidiyor. Ama genelde işte bizim derdimiz aslında biraz da gençlerimize bunları anlatmak, Tabii, ilişkiye giren gençlerimize. Mecbur Hizmet'te falan Anadolu, sizin babanız da hekim, bizim hocamız evet. bilirsiniz. Yani biz hep böyle halkla Tabii. çok iç içe bir mesleğimiz var çok şükür ki. Tabii. O kadar inanılmaz süzülmüş kültürümüz var ki. Çok o, doğru. Yani gerçekten anneannelerinizden, babaannelerinizden o gerçekten lafları, sözleri duymalısınız ve onları kaydetmelisiniz. Her ailenin onlar bence temel altın kurallarıdır. Aynen, hep söylüyorum bunu. Peki diyelim ki ilişkideyiz, aldatıldığımızı hissediyoruz. Hani bu bir histir ya, böyle bir doğar içine. O Ama, duygusal kopukluğu aslında hissediyorsunuz. Hani o aslında doğar dediğimiz şey bir duygusal kopukluk oluyor, Aynen. biz onu hissediyoruz. Peki soruyoruz ya da deniyoruz. Bir türlü cevap alamıyoruz yani. Bunun bir şekli var mıdır? Bir tekniği var mıdır? Eyvah. Tekniği var mıdır? Şimdi eşim dinlemiyordur inşallah. Sırlarımı vereceğim. İştedir bu saat. İştedir değil mi? Evet. Şimdi tabii şaka bir yana ama birincisi bir şeye dikkat etmeliyiz. O duygusal kopuş aslında çok önemli bir ipucu, bir gösterge. Ama bu duygusal kopuş sizden kaynaklanıyor da olabilir. İnsan bazen kendinden de gelen duyguları çok net anlamıyor. Ve bu bir tehlike hissettiğimizde, yani ilişkimizle ilgili bir tehdit var, bir kopuş var, bir tehlike hissettiğimizde iki şekilde davranırız. Ya savaşırız ya kaçarız. Evet. Ve maalesef ikisinde de karşıdaki insanın
kaçırmakla ilgili dev adımları atmış mesela olur. Ben kaçan tarafımdır. Hemen. Hemen hiç aa derim böyle belki de o da yüksek bir ego mu? Yani evet. Aa derim ne yapayım aa deyip yabancılaşırım mesela. Evet, evet. Burada kendinizi koru. İşte duvar örüyorsunuz aynen. Aslında kendinizi koruyorsunuz. Bir başkası giderek üstüne gider, giderek alanı daraltır, giderek çemberi daraltır. Karşıdaki için ilişkiyi çekilmez hale getirir. Bayağı zaten bir dedektif olur yani. Var olan sorunların iyice ikiye, üçe, beşe katlanmasına yol açar. Halbuki aslında o sıradaki bu duygusal kopuklukla yüzleşmek, bunu kabullenmek ve doğru bir biçimde bunu konuşmayı başarmak gerekir. Ama diyelim ki o yollara giremiyorsunuz, ilişkiniz onlara kapalı. Nasıl bir hafiyelik yapacaksınız? Eşiniz hemen gece saat 1'de geldi. Geldi. Söyleyeyim mi yoksa başka bir şey mi bakalım? Ama bunu bir tamamlayalım. Peki. Geldi. Gece saat 1'de geldi. Girdi. Kapıdan girdi. Evet. Hemen gayet sempatik bir şekilde. Ay tatlım neredeydin? Ne yapıyordun? Ay ama geç kaldın. Nasılsın? Ne oldu bugün? Değil. O size bir şeyler anlatacak. O anlatılanları harfiyen ya da şey yapın. Kaydedin yani. Kaydedin. Neyse ne. Telefon mu? Ya da aklınızda tutun. Tamam hadi iyi geceler deyin. Dönün yatın. 2 gün sonra aynı olayı tekrar ay, sor. Ay benim taktik bu. Bu çok doğru bir taktikmiş. Aa, evet, evet. Sonra yine aynı soruyu sorun. Aynı soruyu sorun. Bakalım gerisi neler size kalmış. Çok güzel. Hemen seyircimize merhabalar, hoş merhaba. Geldiniz hocam. Benim bir sorum vardı. Ben eşimle evlendim. Bir 10 sene katlanabildim kendisine. Yani alkol vardı, çalışmamazlık vardı. Ya, ilk başta en büyük problem. Maalesef bir numaraya 10 sene sonra... kesin bir karar vererek çocuğum da vardı ayrıldım. Fakat bir sene dayanabildim ayrılığa. Bu çocuğumdan dolayı aileler girdi araya. Tekrar aynı kişiyi geri aldım yani. Sefanız olsun. Ve gerçekten şimdi bayağı bir 32 sene diyorum artık başlangıçtan bu tarihe kadar. Katlanıyorum yani hala aynı şeyde. Ya düzelme hiç, yok. Düzelme mu? Yok. Ben kendim kabullendim her şeyi. Yani sineye çektim. Çocuğum da büyüdü şimdi evlendi. Gelinim de var artık. Anladım. Böyle geçti ömrüm yani hocam. Ay çok tatlısınız. Hmm. Şimdi şöyle yani hayatta zaten bir sürü şeye katlanıyoruz ister istemez. Kendi ülkemizdeki koşullara katlanıyoruz. Anne babamızla ilgili şeylere katlanıyoruz. Kendi fiziğimize katlanıyoruz. Sağlığımıza katlanıyoruz. Tabii. Bu ise eş seçimi ise hayatta seçebildiğiniz ne var bir düşünün. Hayatta insan sadece 2 şeyi seçebilir. Ay, bunlardan bir tanesi eş, bir tanesi okuma, iş. Onun dışındaki her şey zaten katlanmamız gereken şeyler. Siz bir de seçimlerinizi katlanılması gereken bir şey haline getirmişsiniz. Halbuki o sizin rahatlama alanınız, kendinizi ifade etme alanınız, kendinizi en iyi hissetme alanınız olmalıydı. Ya. Ama ben yine de her ilişkinin kendi içinde bir özel büyüsü, bir dinamiği olduğuna inanıyorum. Siz öyle 32 yıl bir şeye belki de katlanacak bir hanım bence değilsiniz. O ilişkinde size keyif veren bir tarafı vardır eminim. Adım için yani. Evet, o da güzel. Ona çok o da bir amaç. Olduğum için. Evet, o da o bir da amaç. Vardır. Ama mesela o evlendikten sonra da artık o devam ediyorsa gerçekten o dinamik çok önemli bir şey. Bazen onun biz bile farkına varmıyoruz. Tabii. Mesela benim öyle tanıdığım bir çift vardı. Kavga ediyorlardı. Fakat ben sonra yıllar içinde anladım ki onların ilişkisinin dinamiği, onların o tartışmaları böyle bir şey tabii, var değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani sadomazoşizm dediğimiz şey aslında sadece bir fantezi değildir. Tabii. Sadomazoşist ilişkiler vardır. Yani iki insanın da birbirinin ne istediğini anlayıp onu vermediği ve bundan öbür tarafın da keyif aldığı garip ilişki paternleri vardır. Ama sonra sürekli bir didişme, sürekli bir gerginlik, barışma hali, ondan sonra mutluluk. O barışma ve mutluluk. Ama buradaki problem şu, siz diyorsunuz ya hani 32 yıl katlandım ve oğlum için yaptım. Acaba oğlunuz ne hissediyor? Hmm. Asıl problem bu. Yani ben bir ilişkinin çocuk için sürdürülmesine hiç itirazım yok ama o zaman savaş baltalarını toprağa gömmek şartıyla, çocuğun huzursuz bir ortamda büyümemesi şartıyla, huzursuz bir ortamda büyümektense ben annemin evi şurası, babamın evi de burası demeyi tercih edecek. O kadar çok çocuk tanıdım ki. Kaç kere denedim onu. Çok yaptım yani. Gidip gidip geldim. Evet, o zaman orada başka bir şey var yani. O daha görüşmeli bir durum. Yani bayağı bir görüşmek gerekiyor bu konuyla ilgili. Evet. Peki boşanma, diyelim ki boşanmaya geldik. Şimdi bunlar oldu bir takım şeyler boşandık. Boşanmaktan kadınlar mı erkekler mi daha çok etkileniyor ve nasıl yapıyoruz? Yani
Mesela ben erkeklerin çok etkilendiğini düşünüyorum. Siz yani esas uzman sizsiniz. Şöyle boşanmanın tabii ne şekilde yaşandığı ve o iki insan biten ilişkinin o kalanlar için ne ifade ettiği çok önemli. İki insan aynı anda ilişkiye başlar çoğu kez ve aynı anda evlenir. Ama boşanmak aynı anda olsa bile ilişkiden duygusal olarak kopmak ve ayrılmak aynı anda olmaz çoğu kez. Yani aslında birisi fark eder, birisi bitirmeye çalışır, öbürü de mecburen buna katlanır, buna uyar. Ama o kendince kendi yaralarını sarma süreci her insanın kendi kişisel çocukluğundan itibaren ki yaralarıyla da çok alakalı. Çok yani doğru. Bizler ne anne babamızla olan ilişkimizi bir şekilde onun içinde, onun kurbanı olarak aynen büyüdük. Çok doğru, çok doğru. Ve oradan yaralarımız var, çeşitli yaralarımız var. Her ebeveyn çocuğuna zarar verir. İster dünyanın en iyi ebeveyni İstemeden. Olsun. İstemeden. Aynen. Kendi Çünkü çocuk kendisi, kendi varoluşu nedeniyle tabii. zaten zedelenebilir bir şeydir. En doğru. iyi de yapsanız onun kafasında ne doğru. tuttuğunu bilemezsiniz. Doğru. O nedenle çocukluktan hepimiz çeşitli yaralarla geliyoruz ve o yaralarımızı saracağına inandığımız birine sarılıyoruz. Çok ciddi bir konu bu ilişki. Gerçekten insanın bütün hayatını etkiliyor. Tabii. Şimdi tam da bu boşanmalarla ilgili yine sokak röportajımız Tabii. olması lazım. Hemen seyredelim. Siz evli misiniz? Evliyim. Kaç yıldır? 48 yıllık evliyim. 48 yıllık evliliğin sizce sırrı ne? İki taraftan biri susacak. İki taraf kızma hakkı yok. Peki bir ilişkiyi boşanmaya götüren sebep nedir sizce? İtimatsızlık. Herkes birbirine itimat edecek, saygılı olacak. Sanıyorum iletişimsizlikten. İnsanlar artık konuşmayı seçmiyor. İçine kapanıyor. Kendi kararlarını kendi alıyor ama karşısındakinin bundan haberi olmuyor. Bence maddi. Para. Maddi değil, güvensizlik. Güvensizlik, maddi. Peki gençlerin ama sizler gibi tahammülü yok. Hemen her şeyde birden hani, saman alevi gibi patlatıyor. Şimdi gençler evlenmek için evleniyorlar. Bir gelecek için evlenmiyorlar. Bir kadının erkekten fazla para kazanması, ilişkinin bitmesine zedeler mi? Keyine bağlı. Ben mesela eşimden daha çok güzel para kazanıyordum ama ben hiç öyle bir... Üstünlük hiç sağlamadım. Hep gene o üstündü. Boşanmalarda sizce kadınlar mı daha çok etkileniyor, erkekler mi? Bence erkekler daha çok etkilenir. Çünkü kadın çok daha çabuk motive olup yolunu çizebiliyor. Bence kadınlar etkileniyordur. Çocuklar da varsa tabii kadınlar daha çok etkilenir. Yani evde hırgür yapan ailelerin çocukları ezik ve mutsuz yetişiyor. Sokaklarda her şeyi arıyor. Bunları yapmamak için anne babalardan kesinlikle ricam. Çocukların yanında susmasını bilsinler. Çocuklarını hor görüp evden kaçırmasınlar. Tabii. Şimdi bu kavgalar çocukların tabii. yanında bunlar da çok fena. Boşanmaya götüren mesela bir sürü sebep var. Şimdi bunları konuşmaya devam ediyoruz ama bir kaynana meselesi var. Mesela bundan bir girelim. Kaynana tamam. meselesi. Boşanmaya götüren bir numaralı sebep ne biliyor musunuz Nersin? Ne? Zina. Yani aldatılıyor olmak duygusu kadın içinde, erkek içinde bir numaralı boşanma sebebi. Ama ilginç bir şekilde boşanan çiftlerin %75'i evet. tekrar evleniyorlar. Aldatılan çiftlerin de ancak 4 tane çiftten 3'ü boşanıyor. Yani zina yüzünden. Biri boşanıyor. Aynen zina yüzünden 4 tane çiftten biri boşanıyor, 3'ü boşanmıyor. Yani ilişkilerini bir şekilde sürdürmeye devam ediyorlar. Aha, kadın da erkek de neden bu? Aynen bir numaralı neden bu. İki numaralı neden dediğim gibi alkol madde kullanımı. Üç numaralı neden ekonomik problemler. Ve dört numaralı neden aile ilişkileri. Aynen. Ve maalesef ülkemizin maalesef çözülemeyen sorunu. Belki doğulu bir kültürden geldiğimiz için bir daha geleneksel aile kodları taşıdığımız için kayınvalide problemi. Gelmesi, kalması, kalmaması, sözleri, yaptıkları, yapmadıkları daha... İlk tanışma gününden başlayarak gerçekten herkes için çok ciddi bir yara olmaya devam ediyor. Okumuş okumamış fark etmiyor inanın evet, bana. Evet bu kayınvalide ile ilgili bu çizgiyi nasıl koyacağız? Yani şimdi çünkü orada bir çizgi var ama o çizgiyi de çok fazla da koyamazsınız eşinizin annesi. O çizgiyi siz koymayacaksınız asıl problem. Ha.
O çizgiyi o ailenin oğlu koyacak. Kendi annenize babanıza da siz koyacaksınız. Buradaki en yani değerli şey ve asla unutulmaması gereken şey, siz eşinizin ailesine asla sınır koymayacaksınız. O sizin ailenize asla sınır koymayacak. Siz bunu birbirinizle düzgün bir biçimde, saygılı bir biçimde konuşacaksınız ve o ailelerle ilişkileri herkesin kendi evladı çözecek. İşte erkek bunu çözmüyor. Çözmediği için zaten problem aynen. oluyor. Yani ve bu gittikçe boyut yükseliyor. Ben hep onu derim. Sizin kötü kayınvalideniz yok. Sizin beceriksiz bir kocanız var. Ay çok doğru bir söz. Kötü kayınvalide yoktur. Beceriksiz koca vardır. Aynen güzel söz oldu bu. Çok doğru. Evet, evet. Kötü kayınvalide yok. Beceriksiz koca var. Nasıl bu beceriyi de nasıl elde edecekler? İşte maalesef bir davranış var mı bir yani? Bir kere becerikli oğlanlar, erkek çocukları yetiştirmek annelerin görevi. Siz bu bir şey gibi, intikam zinciri gibi yürüyor. Yani kendisine yapılmayanı öyle bir oğlan çocuk yetiştiriyorsunuz ki siz maalesef o yarayı ve o şeyi bir nesil daha atlatıyorsunuz. Çok anneci erkekler var. Yani var. Benim bir arkadaşım bu yüzden bir boşanma yaşadı. Yani hani lokantaya gittiklerinde annesinin yanında oturuyor beklerken falan, böyle bir durum. Ve yurt dışına gitmişti, çok zorlandı ve boşandı ve geldi. Şimdi bu anneci erkekleri yani nasıl anlayacağız bir baştan? Çünkü o mesela baştan bunu birazcık üstünü örttü, algılayamadı kız. Sonra olay büyüdü. Bunu nasıl anlayacağız? Yani çok fazla anneci var. Birincisi bir insan, yani bu anne çocuk ilişkisindeki en önemli problem annelerle çocukların arasındaki o sürekli var olan konuşma, onu yaptın mı, bunu yedin mi, oradan geldin mi, buraya gittin mi? Yani bir insan, kadın olsun erkek olsun, erkeklerin de böyle kadınlardan kaçması lazım. Anneyi devamlı arıyorsa ve kendi hayatıyla ilgili rapor veriyorsa, farkında olmadan sizin aranızda olmuş bitmiş bir şeylerden annenin haberi olduğunu görüyorsanız, anlıyorsanız. Çünkü anneler aslında alttan o mesajı vermek isterler. Anneler orada size kendilerini ele verirler. Derler ki bak sen öyle bir şey, ama oğlum bana anlatıyor ya da kızım, ben her şeyin farkındayım. O her şeyin farkında olan insanlar size aslında her şeyin farkında olmayan biriyle beraber olduğunuz mesajını versin. Ve o her şeyin farkında olmama durumu maalesef annesinin büyütmediğini siz büyütemezsiniz. Ay bu da çok doğru bir söz. Yani annenin büyütmediğini siz büyütemezsiniz. Böyle bir şey yok. Zaten maalesef. O artık büyümüş. Aynen. Yere de gelmiş. Bundan sonrasında ancak katlanabilirsiniz. Herhangi bir nedenle buna katlanmak istiyorsanız tabii ki buyurun katlanın. Ama siz diyorsanız ki ben yeni bir aile kuruyorum ve bu ailenin bir sınırı olmalı. O sınır her zaman delik olacak, ona emin olun. Böyle bir anne çocuk ilişkisi varsa, erkek olsun kız olsun. Erkekler duygularını çok dile getirmedikleri için, daha çok evin dışında yaşadıkları için anne kız ilişkisini çok net göremeyebiliyorlar. Kadınların daha çok zamanı oluyor, kadınlar daha çok akıllı, daha erkeğin gözüne sokmadan bu ilişkiyi sürdürmenin bir yolunu buluyorlar. Artı kayınvalideler, kız anneleri daha yardımcı, işte yemek yapıyor, çocuğa bakıyor, tabii, bir şey. Hani daha kabul görüyor. Ben mesela evliliğimde şuna çok dikkat etmişimdir. Yani bu bana annemin de öğüdüdür. Evdeki her şeyi ama çok önemli şeyler dışında söylüyorum. Her şeyi de ailenize yansıtmayın. Çünkü sonra siz çok iyi oluyorsunuz. Bu flört ederken de aynı tabii, şey. Aynen öyle. Ama şimdi bana Yasmin gelip bir şey anlatsa, bir flörtü varsa ve ben bu... Canını hani, çok sıkan bir şey. Hele o sırada ağlasa. Şöyle bir haksızlığa uğradığını söyleyeyim. Ben şimdi o çocuğa nasıl düşman olmayayım? Değil o mi? Evlenirse ben onu nasıl incelemeyeyim? Yani ben onu diyor. Ben gittikçe sinirlenirim. Ben onu öyle... Ne yapmak lazım? Yani burada gerçekten Yasmin'i öyle bir yeterlilikte yetiştirmelisiniz ki. Yasmin öyle bir çocuk olmalı ki zaten bir sorunla karşılaştığında, bir haksızlıkla karşılaştığında kendi sorununu kendi çözebilecek. Aynen. Gereğinde hayır diyecek, gereğinde evet diyecek. Evet dediğinde niye dediğini, hayır dediğinde niye dediğini bilecek bir yeterlilikte olmalı. Böyle bir yeterli çocuğunuz varsa damadınıza düşman olmaya gerek yok. Değil mi? Hiç gerek yok. Zaten kendi çözecektir. Anlatmaz da zaten, gerek de yok böyle bir şeye. Tabii. Sizin ahbaplık ilişkiniz, dostluk ilişkiniz olmalı Yasmin'in eşiyle veya... Gelininiz ya da damadınızla. Ya o zaman şunu da gençlere söyleyebilir miyiz? Yani öyle şimdi
yeni gençlerde şunu görüyorum. Ufacık bir problemde böyle arıyorlar. Mesela Yasmin öyle değil ama genel olarak tabii. gördüğüm şey böyle ağlayarak hemen işte anlatıyorlar. İşte bu şöyle oldu falan i̇şte anlatabiliyor muyum? Maalesef... Yani bir fazla paylaşımcı olmaya başladı fazlaca, sanki gençler. Çok proje çocuklar. Yani anneler çocuklarının sorununu çözmeyi marifet zannediyorlar. Heh. Halbuki önemli olan bir çocuğun sorununu bir çocuğa destek olmak değildir. Çocuğu desteksiz ayakta durmayı öğretmektir. Ay bu ya o kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki. Mesela bu da çok önemli. Yani çocuğa evet tabii çok önemli şeylerde destek olacağız ama asıl önemli olan desteksiz ayakta durmasını evet. sağlamak. Yani bir annenin en önemli hedefi kızının ya da oğlunun kendisi olmadan var olmasını sağlamaktır. İlişki için çok önemli. Aynen, ilişki içinde, o çocuğun yaşamı içinde. Yani dönüp dönüp mesela öyle şimdi benim kızım tenis oynuyor, tenis maçlarında görüyorum. Çocuk bir topa vuruyor, dönüyor bir anneye bakıyor. Ya da işte herhangi yani ne dediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Maalesef. Çok orada farklı. Yani annenin bir onayı, bir şunu zaten o kadar karışık bir ilişki ki anne çocuk ilişkisi. Tabii. Ben kaç yaşındayım, psikiyatri profesörüyüm, hayatım, yıllarım kendi üstüme, kendime bakmakla, kendimi incelemekle geçti. Hala annemle çarşıya çıktığımda daha fazla şey alıyorum. Çünkü annemin iyi oldu demesi bana bir şey, çok iyi geliyor yani. Şimdi burada bir şeye daha girelim. İlişkimiz oldu, biz bunları yaptık. İş geldi böyle düğün hazırlığı kısmına. Buralarda bir anda ilişkinin bitip ayrılındığı çok tabii. fazla oluyor. Çünkü Türkiye'de genelde 6 kişilik gruplar halinde evleniliyor. Bir şey söyleyeceğim. 6 kişilik gruplar halinde gelinlik seçiliyor. 6 kişilik gruplar halinde işte mekan 6 ki gerçekten öyle, bunu öyle. Nasıl yapacağız? Yani sahnede kim var? Orada çok şey kafa karışık. Yani bu benim düğünüm mü? Kayınvalide için kendi düğünü, gelin için kendi düğünü, damat için kendi düğünü, öbür tarafın bütün ailesi için de kendi düğünleri. Yani fena bir şey bu sahneden ya. Sahneden inmeyi ve sahneyi aslında evlenecek olan o iki gence bırakmayı bir öğrenebilsek. Biz sadece danışma kuruluyuz. Danışma kurulu ne zaman çalışır? Danışıldığı zaman. Ay bunu da lütfen Allah aşkına bunu bir artık aileler anlasınlar. Evet. Yani size sadece danışıldığında bu aynen. işi halledin. Ama burada maalesef işte çocukların ekonomik yetersizlikleri ve her şey yani benim ekonomik gücüm bu ve bunun içine sığayım diye bir şey yok. Benim ekonomik gücüm bu, annemden şunu alayım, onun annesinden bunu alayım. Maalesef para sponsor olanlar da her işe karışıyor. Peki o zaman en başa geldik. Biz şimdi yeni bir hayat, yeni bir ilişki kurarken böyle tam nelere dikkat ediyoruz söyleyeyim. Yani bir ilişki kurarken en temel şey karşıdaki insana kendi içimizde güven hissediyor muyuz ve ona bağlılık hissediyor muyuz? Kendimizdeki bu iki duyguya bakacağız. Şuraya bir o doğuyor. Aynen. Bu insana güveniyor muyum? Bu insana bağlı mıyım? Bu insan benim için önceliklerimden beni öncelik sırasında bir yani beni öncelik sırasında yukarıda bir yere koyuyor mu? Burada temel hatalardan biri Nergis Hanım bir numara olmayı beklemek. Şimdi siz 3 yaşında biriyle evlenmiyorsunuz. 20-25-30 yaşlarında birisiyle evleniyorsunuz. Evet. O yaşa kadar ailesi var, işi var, arkadaşları var, hobileri var, bir çevresi sosyal var, sosyal hayatı var. Siz bunların arasında bir yer bulacaksınız. Bunların hepsi birden gitsin. Ortada ne arkadaş kalsın, ne ilişki kalsın, ne iş kalsın, ne aile kalsın. Bir tek ben olayım. Bu da yok çok büyük bir hırs. Şey. Böyle bir şey yok. Bunu size söylüyorsa ve bunu sizi bu yere koyduysa o adamdan derhal uzaklaşın ya da o kadından. Şimdi, ilk başta da sizi terk edecektir. Aynen. Yani burada o zaman onun önceliklerinin içinde üst sıralarda olacaksınız. Üst sıralarda yer almak. Ama mantıklı bir mantıklı sıralamada. Mantıklı bir beklenti. Evet. Evet. Ama burada tabii ki siz hiçbir program için her zaman ilk ertelenen, ilk vazgeçilen siz oluyorsanız buna da dikkat etmeniz lazım. Bak çok ince aslında bunlar. Aynen yani ona da dikkat etmek tabii. lazım. Çevresine hiç almamasına da dikkat sizi etmek hiç lazım. Arkadaşlarıyla karış. Konu çok ve, önemli. Ha bir de şöyle bir şey. Kızlar maalesef ay ben hani evlilik çok korkutucu bir cümle ya erkeğe baştan. Daha bismillah ilk buluşmaya gidiliyor. Benim hiç evlenmeye niyetim yok. Evliliği de düşünmüyorum. Ben özgür bir kadınım. Zaten de böyle. Siz bu mesajı verip adamı bir kere formatladığınız zaman onu tekrar evlilik kafasına veya şeye döndürmek çok zor bir şey. Baştan niye bunlar konuşuluyor ki? Bir durun bakalım, bir peki, sakin olun. Bir şey söyleyeceğim ama bunu söyleyen çok erkek de oluyor. Yani kızla buluşmak istiyor, peşine düşüyor. Sonra işte buluşuyorlar. İkinci gün, üçüncü gün her şey tatlı giderken ben aslında evlilik düşünmüyorum. Ben aslında işte şöyle. O ben aslındalarda bir deadline koyacaksınız. Ona değil, kendi kafanıza. Ve siz niyetinizi
belirli bir süre, mantıklı bir süre geçtikten ve ilişki artık iyi gittikten sonra sizi bu insan artık hayatına aldı, dostlarıyla tanıştırdı, onun yanında iyisiniz, bir şeyleri paylaşıyorsunuz, gelecekle ilgili bir şeyler konuşuyorsunuz falan filan. Ben gerçekten evlenmeyi de istiyorum ya da ne bileyim bunu da gerçekten önemsiyorum, çocuk sahibi olmayı istiyorum, önemsiyorum falan gibi kendi içinizden geçeni bir net bir şekilde ortaya koyun. Ondan sonra da kum saatini çevirin. Ha, şimdi bir süre vereceğiz yani. Aynen öyle. Kendi içimizde ona hiç söylemeden diyeceğiz ki ben buna işte 6 ay veriyorum. Doğru mudur bu zamanlama? Bence mantıklı yani yaşınızla ve tabii şeyle de alakalı. 23 yaşındaysanız gerek yok ama. Ama benim çok zamanım yok yani. Benim yaşımdan bizim için gelin. Ben 1 ay verirmişim. Yaş gidiyor diye. Ama gerçekten şimdi bu süreyi koyduktan sonra da sakin sakin. Sakince. Onu böyle şey yapmadan, ilişkiyi bozmadan. Aman aynen. Bunu unutmayın. Şimdi süreyi koyduk değil mi? Aynen öyle. Süreyi koydunuz ve siz gerçekten kendinizce doğru düzgün davranmaya ve o insanı sınırlarını, koşullarını zorlamadan kendi beklentilerinizi göstermeye devam ediyorsunuz. Ama artık zaman geçti, bitti. 6 ay doldu. Hala 6 ay doldu. Hala hiçbir şey olmuyor, konuşulmuyor. Siz net bir şekilde dediğiniz halde ben aslında hani daha ciddi bir noktaya geçmesini düşünüyorum bu ilişkinin. Karşıdan hala hiçbir adım gelmiyorsa derhal hiçbir şey yapmadan kavga, kıyamet şudur budur. Tatlı tatlı söyleyip konuşacaksınız. Ondan sonra o insan dank edebilir. Şimdi bir süre verecek miyiz? Çünkü genelde bu bitirişlerden sonra bir dönüş oluyor. Burada verdiğiniz süre toplamda ilişki içinde geçen sürenin yarısı olmalıdır. Şimdi çok güzel. Şimdi aman ekran başında kızlar. Ama 9 ayı verdim. Evet. Bitirdim. Hiç ses çıkmadı. Ondan sonra 3 ay daha verdim. Ondan sonra artık yolunuza bakın. Ondan sonra yoluma bakın. Şimdi o yoluma bakarken de aman ha cep telefonunu arkadaşlarınıza verin belirli bir saatten sonra. Çok önemli. Bir şarkı dinlediniz, bir şey oldu, geçmişten ya o kısmı. O çok önemli. Hmm. Bakın şimdi maalesef eskiden sizler tabii her zaman ünlüydünüz. Ünlü birinden kopmak, ayrılmak neden zordur? Çünkü o insanla sürekli bir karşılaşma ihtimaliniz vardır. O sizinle karşılaşmaz ama siz onunla karşılaşırsınız. Halbuki şimdi artık herkes kendi çapında ünlü. Herkesin Instagram'ı var, Facebook'u var, şusu var, busu var ve insanlar içinde olduğu ilişki bittikten sonra röntgencisi durumuna düşüyorlar. Ay evet. Kopamıyor oradan. Bu ne kötü öyle. Bir şey. Hemen silelim mi adamı? Her şeyiyle. Ha. Her şeyiyle. Hatta durduramıyorsanız kendinizi, kendiniz de çıkın sosyal medyadan bir süre. Bir 3 ay, 6 ay rahatlayın. Bir kendi kafanızı şey yapın, formatlayın. Gerçekten çok önemli. Nasıl hani bilgisayar tuhaf davranmaya başladığında bir açar kaparız. Ay çok doğru bir şey oldu bu gençler. Kendinizi bir açıp kapatın. Evet, evet. Yani genç kızlar, genç erkekler çok önemli bir şey. Sosyal ilişkilerinizi bir dondurun. Ondan sonra sıfırdan yeniden başlayın. Çünkü orada onu birisiyle böyle seni kıskandırmak için yan yana fotoğrafını koy. Sen bir anda bir coşarsın akşam olur bir şarkı hop aradın bitti gitti her aynen. Şey. Onca zaman sıfır yeniden kum saatini çevirmek gerekir. Ya o kadar güzel bilgiler verdiniz ki bize. İnşallah dinlemişsinizdir. Notlarınızı almışsınızdır. Bana da çok faydalı oldu çok gerçekten. Bir de kız çocuğum var tabii ki. Çocukları olan anneler, babalar için de çok önemli bilgiler verdiniz. Her türlü ilişki için. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bekliyoruz. İnşallah. Ne diyeyim, ağzınıza sağlık. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz, nurlandırdığınız için. Gerçekten çok güzel bir program. Siz her zaman çok güzeldiniz. Ben sizin en gençliğinizden itibaren hep biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok vaktim yok. Bir ay vereceğim ben. Anladım. Çok tatlısınız. Para nasıl biriktirilir? Basit yollarla herkesin birikim yapması mümkün mü? Ekonomiyle aranızı düzeltecek tasarruf uzmanı, gazeteci yazar Özlem Denizmen cebimizdeki paraya nasıl sahip çıkacağımızı anlatıyor. Bugün çok ama çok şaşıracaksınız. Cildinizin kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Peki sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanın sırları neler? Tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı Seda Sakacı hazırlayacağı yüz maskeleriyle zamanı geri sarıyor. Tüm bu konular ve daha fazlası birazdan Nergis zamanında. Efendim buyurun.
Buyurun. Ya şahane bir konuğumuz var. Hem çok güzel hem yani aile ekonomisti kendisi efendim. Aynı zamanda yazar, yayıncı, daha ne diyeyim, hem de ekonomiyi bize sempatik hale getirdiler kendileri. Bu arada çok şıksınız. Teşekkür Sonra ederim. Soracağım, çok pahalı mı kıyafet? 70, 75 lira. Gerçekten mi? Evet. Ay çok güzel. Beşiktaş'tan aldım. Güle güle giyin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok da şık giyiniyorsunuz zaten. Ha, çok teşekkür ederim. Sizlere. Hayırlı olsun program. Çok teşekkür ederim. Biz de bugün size uygun zaten lezzetler hazırladık. Yemek tamam, mi yedireceksiniz? Birden kendimi mutfakta buldum. Yok. Evet. Şimdi bir önce biraz bize bir şeyler anlatacak. Hem de bir soralım bakalım, doğru mu? Ekonomik bir şey yapmış mıyız? Evet. Biz genelde zaten ekranlarımıza hep ekonomik bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Hem ekonomik olsun hem de sağlıklı olsun dedik. Şöyle, önceden tabii izleyicilerimize hazırladık. 3 tane kabak rendeledim, 3 tane de ekşi elmayı rendeledim. Fakat rendeledikten sonra bir salata yaparken en önemli nokta, biliyorsunuz, onun içinden güzel böyle suyu çıkıyor. İşte ben de dedim ki hazır Özlem Hanım'la Nergis Hanım gelecekler mutfağıma. O suyu da değerlendirelim. Değil mi? Tasarruf edelim. Ay, çok teşekkür ederim. Ekşi elma ve kabak suyu. Ama tabii ekşi elma ve kabak suyu. Ama tabii içerisinde aynı zamanda elmaları bekletirken limon sıkmıştım. O limonun da tadını alacaklar şimdi. Böylece bir tasarruf daha yapmış elmayı olduk. Elmayı da değil hemen mi? Kaptım yedim. Evet, afiyet olsun. Tadına bir bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içiyordum ben bir dakika? Kabak ekşi elma ve kabak suyu. Kabak ve ekşi elma. Peki, tamam. Evet. Onun dışında şimdi biz rendeledik. Diğer tarafta... Çok güzel, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok güzel. Diğer tarafta da lor peynirimiz vardı. Lor peyniri taze bir peynir olduğu için hemen toparlanma işlemi yapar. O toparlanma işlemini en rahat bir... Sütle çözebilirsiniz. İkincisi de çatal yardımıyla ezerek yapabilirsiniz. Sütle çözdüğünüzde birazcık daha tatlımsı bir hal alır lor peyniri. Biz ne yaptık? Onu güzel, ben aynı zamanda çatalla ezdim. Şimdi... Ama az koyun, peynir pahalı. Ama lor uygun değil mi o zaman? Gördünüz mü? Ama lor en uygun fiyatlı olan, peynir. Değil mi? Biliyorum da gene pahalı. Yine ne yapayım de yani? Demek zorunda. Çok fazla koymayalım. Evet, evet. Diğer taraftan sarımsak tabii. Bir salatanın ve bizim hayatımızın, süper, Türk mutfağının olmazsa olmazı. Şöyle sarımsaklarımı da eziyorum ben. Ve tabii yeşilliksiz olmazsa olmaz. Bir de en güzel işlemlerden bir tanesi labne peynir. Labne de yine ekonomik. Değil mi? Fena değil. Çok koymadım aksi suretiyle yine diye. Ama bugün çok bunun güzel, maliyetini yok, hesapladığımızda evet, gerçekten de çok uygun, çok fiyatlı çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Çok iyi. Bir de tabii yeşilliklerimiz bol var. Bol koyun yeşillikten. Değil mi? En uygunu zaten diyoruz. Harika. Zaten dereotu da bir yere girince. Birazcık tuzu bu salatada istiyor. Çünkü lor da tuzsuz, aynı zamanda labne de tuzsuz. Birazcık tuz gerekiyor. Tabii salata haline getirebilmek için zeytinyağı olmazsa olmaz. Aman yavaş. Mutfakları... Zeytinyağı pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Ama lezzet de veren bir şey. Şimdi güzel bir karıştırma işlemi yapıyoruz. En son süsleme yaparken içerisine ne yapacağız? Çörek otu da koyacağız. Çörek otu da oldukça yağlı bir üründür. O nedenle hatta yağını da çok yoğun kullanırız. Bu arada ilk insanoğlu ekşi elmayı çok fazla kullanmaya başlamış. Hmm. Antik çağ döneminde çok kullanılan bir ürün ekşi elma. Kabak da öyle ve lor peyniri de öyle. İlk çıkan peynir, lor peyniri. O nedenle de bugün yaptığımız tarif, biraz önce de bir izleyicim Instagram'dan yazmış Nergis Hanım. Demiş ki aynı zamanda çok sağlıklı bir tarif bu. O yüzden sağlık açısından da oldukça uygun. Şahane. Şimdi sen bize çok tasarruflu, şahane bir tarif uyguladın. Bu arada ben iki Özlem'in arasına mı girseydim acaba? Hafif burada da bir dilek tutsaydım. Şimdi yarın Dünya Tasarruf Günü. Evet. Değil mi? Peki biz bir günde nasıl tasarruf ederiz? Neler yapabiliriz? Bize hemen anlatabilir misin? Tabii de önce şunu soracağım. Bu bir öğün mü? Ben buna doymam ki. Bu bir öğün. Gerçekten mi? Peki nasıl bu kadar zayıf? Bir tabak şimdi salata. Tasarruf yaptık ama tamam da. Bunda doyar mıyız yani? Gerçekten doyarsınız. Doyar mıyız? Ama içinde bakın kabak var. Biliyorsunuz lif kaynağı. Ha, insan ekşi gözü doymuyor salatayla. Doyuyor mu?
Bayağı, vallahi bayağı. Benim duyuyor ama demeksiz. Ama bu incelik ne peki? Peki evet, benim yediğim oluyor? Nereye gidiyor? Sizin yediğiniz nereye gidiyor? Ben onu anlamadım bu sefer. Tasarrufa. Tasarruflu değerlendiriyor. Vücudu da tasarruflu değerlendiriyorsunuz. Aa, ne güzel. Ya ben yerken de alışveriş ederken de hep istek mi ihtiyaç mı diye ayırıyorum. Ha, çok önemli. Şimdi bunu verdiniz tabii ki çok güzel. Elinizden geldi ve tasarruftan geldi ve sizin ikramınız ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Hı. Ama bunu içerken bile şöyle bir düşündüm. Benim için istek mi, ihtiyaç mı diye. Çünkü içimize koyduğumuz ya da evimize koyduğumuz her şeye şöyle bir bakmamız lazım. Hakikaten vücudum onu istiyor mu? Beynim onu, kalbim onu istiyor mu? Yoksa ne gerek var diye. Çok doğru. Çok benzetiyorum ben. Yerken de aynı. Şimdi üçüncü baklava gelmiş. Artık istek mi, ihtiyaç mı? Bir tane yemişiz artık duralım gibi. Anlatamıyorum yani. Çok doğru. Alışveriş ederken de öyle. Bunu ayrımı yapabilmek zaten tasarrufun başlangıcı. Yani ben bunu son bir senedir yapmaya başladım. Öyle mi? Vallahi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Yani istek mi ihtiyaç mı diye ayırıyoruz. Aha. Dünya Tasarruf Günü. Evet yarın çok güzel bir günü geride bıraktık. 29 Ekim'i. Ve şimdi yarın da 31 Ekim İtalya'da başlamış. Bir demişler ki yani bir tasarruf edilmesi lazım. Bugünün yarını da var. Unutuyoruz bugün yarını. Ama şimdi şöyle söyleyeceğim. Tasarruf edilmek için tasarruf edilmiyor. Şimdi mesela gene kiloya gidelim. Şimdi hepimiz bir iki kilo vermek isteriz değil mi? Yani her kadın bir iki kilo vermek ister. Her kadın yani tabii. Zayıfı, toplu fark etmez. Ama niye verelim ki? Zaten biliyoruz vermemiz gerektiğini ama veremiyoruz. Doğru. Tasarruf da öyle. Biliyoruz yapmamız gerektiğini ama yapamıyoruz. Ama neden? Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Kilo vermemiz lazım bir iki kilo ve bizim işte teyzemizin kızının düğünü var. Bir elbise de var harika. İçine girmemiz gerek. O çok kiloyu doğru. Veriyor muyuz? Veriyoruz. Hepimiz hem nasıl, hem nasıl. Sporcu şimdi, gibi vallahi. Aynen. Hı. Çünkü bir tane hedef var. Aynen. Düğün var, zaman var, her şey belli. Tasarrufta da öyle. Ben niye tasarruf yapayım ki? Sabah kalktım, oh ne güzel kahvemi koydum, çayımı içtim. Çok doğru. Ama bir hedef var. Borcumu kapatmak istiyorum, ev almak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Çok doğru. Çocuğuma tablet almak istiyorum. İlk 1000 liramı biriktirmek istiyorum. İlk 10 bin liramı. O hedefi koydunuz mu? Özellikle karı koca ortak hedefse işte o zaman düğün günü gibi tasarruf başlıyor. Yani çok önce güzel. Hedefle. Önce hedefle başlamak gerekiyor. Demek ki bir hedef koyacağız önümüze. Hedefsiz olmuyor. Yani ama şurada da ama ben zamanım paramı var diye 9 senedir ben tüm Türkiye'yi geziyorum. Binlerce insanımızla. Yapanı görüyorum, yapamayanı görüyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor aslında. Şimdi mesela belli bir para geliyor. İşte diyorsun ki ama bu parayla da ben neyi biriktireceğim? Evet. Ama sonra artı bir masraf geliyor. Onun için o parayı biriktirebiliyorsun. Sırf o masraf için illa ödemen gereken için demek ki biriktirebiliyorsun. Aynen. Yani aynen. Ben hep onu düşünüyorum. Bir de yapanla yapmayanın hep hedefi olduğunu görüyorum. Hani ben oradan hani bu gerçek hayattan olan örnekler o kadar çok örnek biliyorum ki. Hedefi olanlar yapabiliyor. Hedefine inancı olan her şey inançla başlıyor. Hedefine inancı olanlar yapabiliyor. Diyorlar ki aman o zaman 10 lirayla mı olur mu 20 lirayla mı olur. Olduğunu görüyorum. Daha geçen gün bir çift geldi. Bir örnek var mı diyecektim. Geçen gün çift geldi. Demişler ki elimize gelen her 5 lirayı kavanoza koyacağız. Her 5 lirayı, her 10 lirayı değil. Bakın 5 lira 10 lira küçük para anlamında demiyorum ama bir para ve bir yerden başlıyor. Evet. Ve onunla bütün tatil masraflarını senenin sonunda yapmışlar. Birebir anlattılar. Ben şimdi bu şunun gibi çantalarımı böyle boşaltıyorum. Oradan böyle bir 2 lira, öbüründen 5 lira. Bir bakıyorum bir yerde 20 lira o falan bayağı bir şey çıkıyor. Evet, bazen onun pantolonun gibi cebine bir unutuyorsun. Eyvah çıkıyor falan böyle. Çok. Şimdi birkaç şey göstermek istiyorum izninizle. Evet, lütfen. Hemen. Şimdi ölçmediğimiz şeyi indiremeyiz ya da çıkartamayız değil mi? Evet. Ölçüm lazım. Şimdi ben burada bir bütçe koydum. Bütçe koydum. Her kalemde nerede tasarruf edebiliriz? Soru da sorabilirsiniz. Şahane. Ondan sonra öncelikle başlayalım. Bir kere kira. Kiradan başlıyorum. En büyük bizim giderimiz. Kiradan tasarruf olur mu? Evet. Ben son bir ayda taşındım. Ben şahsen ailem taşıdım. Ve kendi evimden daha küçük bir eve gittim. 1/4 daha küçük. Ne oldu? Gereksiz bir sürü eşya fark ettik. Kaldı ki ben bunu çok önemsiyorum ve öyle yaşıyorum. Ben bile o kadar çok eşya keşfettim. Bunların bazılarını verebilirsiniz, bazılarını satabilirsiniz. İnternette bir sürü yerler var. Ama evimizi dolduruyoruz, dolduruyoruz. Evler yetmiyor. Öyle değil mi? Çok dolaplar doğru. Yetmiyor. Çok doğru. Yerler, mekanlar yetmiyor. Ama huzur hiçbir şey fark etmiyor. Evdeki ya. Huzur hiç evin büyüklüğüyle alakası bir şey değil. Şimdi kirayla ilgili başka bir şey. Eğer oturduğunuz semt biraz böyle daha zengin semti ise
siz orada daha fazla harcarsınız. Hem kira, aidatlar, oydu buydu derken o komşulara uymaya çalışıyorsunuz. Bir de etraftaki manav bakkal da daha pahalı. Onlar da daha pahalı oluyor. O yüzden oturduğunuz semti bir daha gözden geçirin. Kiranızı gözden geçirin. Konut kredisi ödüyorsanız onu da gözden geçirin. Sizin %40'ı geçmesin. Hele maaşın yarısını hiç geçmesin. Geçtik hemen gıdaya. Bence şöyle düşünüyorum. Tüm Türkiye'yi geziyorum. Gıda konusunda biz Türkiye'de kadınlar çok iyiyiz. Burada israf etmeme konusunda anneannemizden babaannemizden gördük aman yavrum işte ekmeği israf etmeyelim değil mi? Hani aman kırıntılar kalmasın. Orada sizin bana çok öğreteceğiniz şey var. Çok doğru. Yemek yapmayı doğru. Daha da iyi benden biliyorsunuz. O yüzden onu atlıyorum ama şunu söyleyeyim. Dünyada üretilen gıdanın 1/3'ü israf oluyor. Dünyada 1/3 israf oluyor. Türkiye'de ülkemizde her gün 5 milyon ekmek Ankara nüfusu kadar çöpe gidiyor. Vah vah. Her gün. Her gün. Vah vah. Her gün. Yazık, ziyan, günah. Öyle evet, değil mi? Evet. Şimdi ama ben gene diyorum biz kadınlar bu konuda çok iyiyiz. Oradan buradan arttırıp işte ekmekle, bayat ekmekten köfteydi falan onları geçiyorum. Daha bildiğiniz şeyler. Faturalara gelelim. Faturalar. Hangi faturalar var? Şu hemen şöyle bir yazayım. Hangi faturalar var? Evet. Elektrik var. Elektrik. Elektrik. Ne kadar geliyor elektrik takribi? 60 lira, 70 lira geliyor. Öyle değil mi? Diyelim 60-70 lira geliyor. Bazısına 90 geliyordur, 100 geliyordur. Eve göre değişir tabii. Tabii böyle yaptınız. Niye size çok mu geliyor? Oh. Oho ne? Şimdi elektrikten fatura gidelim. Nasıl elektrik faturalarını düşürebiliriz? Hemen birkaç tüyo vereceğim. Akşamları prizleri çekiyor musunuz yatarken? Hayır. Buzdolabı hariç bütün prizleri çekin. Aa! Üşenmeyin. 1, 2, buzdolabınız nerede? Buzdolabı burada var mı? Evet, bu buzdolabı şurada yanlış duruyor. Neden? Burayla arasında en az bir 10 santim olması gerekiyor. Benimki öyle, yaşasın. Harika. Tamam. Buzdolabı eğer fırının yanındaysa uzatın. Çünkü buzdolabı soğumaya çalışıyor. Fırın ne yapıyor? Isınmaya çalışıyor. Tabii. Buzdolabının kapısını açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Oh maşallah doluymuş. Bereketli. Açıp kapadıkça buzdolabından ne çıkıyor dışarı? Soğuk. Isınıyor. Fırını açıyorum, kapıyorum. Güzel kokular geliyor. %20 elektrik ziyanı oluyor her açtıkça. Bak kilo vermek için iyi bir şey oldu bu yine. Buzdolabını fazla açıp kapamayın akşamları. Ne yesen filan şöyle. Peki elektrikte tamam mıyız? Daha çok şeyler var. İnternette de bulabilirsiniz. Fişleri çekiyoruz. Akşam fişleri çekiyorsunuz. Buzdolabını mesela ütüyle ilgili bir tüyo vereyim. Ütü yapıyorsunuz ya. 5 dakika sonra bitecek. 10 dakika. Çekin prizden. Zaten sıcak. Evet. Çok doğru. Bu minik şeyler aman bundan bir şey olur mu demeyin. Faturalarını yarıya indirenleri göz göz biliyorum, tanıyorum. Çok doğru. Özlemciğim bir kısa ara veriyoruz. Tabii. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Değil mi? Çok güzel bir şey. Hemen hop böyle oluyoruz. İyi hissettik değil mi hep beraber? Harika evet, bir şey. Evet, çok güzel. Enerjiden de tasarruf. Şu anda faturaları konuşuyoruz, devam edeceğiz ama birazdan enerjiden, kişisel enerjimizden nasıl tasarruf ederiz? Ki hep böyle alkışlı gibi hissedelim, ona geleceğim. Bu da çok önemli bir şey. Kişisel enerji. Evet, şimdi fişi çekin dedim. Çok ütüyü önemli. Çekin 5 dakika önceden dedim. Fırını, buzdolabını sürekli açmayalım dedim. Ve yeri önemli dedim. Evet. Saç kurutma makinesinden de bahsedeyim. 10 dakika kullandığımız zaman 60 voltluk bir ampulün 3,5 saat yanmasına bedel. Oo. Havluyla iyi bir alın. Hızlı kurutmaya bakın. Cep telefonlarını geceliğin şarja bırakmayın. Hem cep telefonu için kötü hem elektrik için kötü. Gündüzliğin şarj edin. Ben de bunu gece yapıyordum. Öyle mi? Öğrendim, değiştirdim. Evet. Hemen bunu değiştiriyoruz. Yasmin beni duyuyor musun? Yasmin. Gereğinden fazla elektrik hem makineye değil hem elektrik gidiyor. Ve televizyonu tabii seyredin ama burada genelde bir elektrik faturasının 10 lirası falan televizyondan geliyor. O yüzden onu da nasıl tasarruflu yapabiliriz? Akşam fişi çekin yatınca, bir de ekran ayarına bakın.
Mesela diyelim Nergis Hanım zaten parlıyor değil mi? Siz şimdi Nergis zamanı seyrediyorsunuz. Teşekkür ederim. Parlaklığın aşırı parlak olursa daha fazla elektrik çekerek bunu yapıyor. Oo, bakın bilmediğimiz neler öğreniyoruz. Evet. Suya gelelim. Su. Diyelim ki çamaşırı haftada bir kere daha az yıkadınız. Bu senede birkaç ton size su tasarruf ettiriyor. Sadece çok haftada önemli. Bir kez daha az yıkayarak. Bulaşık makinesini kullanıyoruz. Onun detaylarına girmiyorum çünkü çok konu var diye. Ama tamirci çağırın, bir damla su akıyorsa, bir damla saniyede akıyorsa senede bir ton ediyor. Vay. Aman canım kapıyorsunuz, görüyorsunuz da akıyor, üşeniyorsunuz tamirciye. Diyelim olabiliyor bunlar. Doğalgaza geldik. Kalorifer ve kombisinin bakımını yaptıranlar el kaldırsın. Senelik bakım. İkisi bir arada olursa daha tasarruflu oluyor. Tabii. İkisi bir arada olursa kaloriferlerinizi temizletin, kombinizi de 20 derecede sabitleyin. Bu sabah ben bir üşüdüm. Bir baktım 20'de ne dedim. Ondan sonra gittim hırka giydim. Ben de eskiden de böyleydi zaten. Evet, evet. Biz sonradan böyle bir açıldık ya. Evet, eskiden yani. Öyle kazak giyerdik, hırka giyerdik. Sabah aynısını yaşadım. Aynen. Dedim ki hayır Özlem dur hırkayı gir. Giydim. Oluyor. Bebekleri olanlarda da galiba 21 derece olması lazım. Yani bir derece. Yani bebeği varsa lazım. Da tabii yani 21-22 en fazla bence. Bebekte de öyledir diye biliyorum. Evet, ya yanlış hatırlamıyorsam yıllar oldu. Evet, bir de zaten aşırı sıcağın kimseye bir yararı da yok. Biliyorsunuz Ruslar, Sibirya'da falan herkes dipdiri sağlıklı duruyorlar. İnternete gelelim. Bu arada doğalgazda yalıtım yaptırabilirsiniz komşularla. Çift cam yaptırabilirsiniz. Yani her bir konuda yapılacak o kadar çok şey var ki benim kitabım da var bununla ilgili. İnternette de var. Üşenmeyelim bakalım. Kitapları paylaşalım biraz da. Evet, üşenmeyelim bakalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada anlatılan her şey güzel geliyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Esas ondan sonrası önemli. Çok şu doğru. Anda bizi izlediniz. Program bitti. Sonra ne olacak? Vallahi ben bu gece fişi çekeceğim bir kere. Yaşasın. Onu size söyleyeyim. Vallahi bile Yasmin'e de diyeceğim ki hayır gündüz şarj ediyoruz. Harika, ha, bunlar bir kere en çok aklımda kalanlar. Çok güzel. Peki burada cep telefonu ve internet. Cep telefonu paketinden memnun olmayan var mı? Yani kaç para ödüyorsunuz cep telefonunuza aylık? Ya da tam detay bilen var mı? 30 ödüyorsunuz. Başka 50 ödeyen? 100'den fazla ödeyen? 45. Siz? 110 ödüyorsunuz. Hmm. 180. Yok artık. 21. Peki 21 lira ödeyen hanımefendiyle 110 lira ödeyen hanımefendi program sonrası bir konuşabilir misiniz? Anlatın birbirimizden öğrenelim. Çünkü şunu görüyorum. Ya üşeniyoruz. Demin buraya gelirken birine konuşuyorum. İşte diyor ki paketim de çok. Niye? Ya diyor bir taahhüt imzalamışım. Operatör firmayla oradan çıkamıyormuşum. O zaman ne imza attığımıza bakalım. Çok doğru. Çok tamam doğru. Ne imza attığımıza aman bakalım çok önemli. Cep telefonu 25 lira 35 liradan fazla olmasına gerek yok. Süresine de bakalım kendi kendini yenileyebilir falan. Aynen. Değil mi? Bir de dünyanın en güzel cep telefonunun bizim olmasına da gerek yok. Aynen. O da ayrı bir konu. Aynen. Geçtik mi faturaları? Ulaşım. Bakın arabanız varsa... Arabanın bagajında çok eşya taşıyorsanız daha fazla benzin yakıyor. Çok ilginç. Arabanın çok pencerelerini ilginç. Açarsanız araba giderken daha fazla benzin yakıyor. Aa, bunu da bilmiyordum. Arabanızın lastikleri doğru seviyede değilse bu da. Bütün bunlar etkiliyor. Neye geleceğim? O kadar çok bilmediğimiz konular var ki. Evet. Neden? Çünkü araba daha fazla arkada bagaj olduğu zaman hepsi mantıklı. Tabii. Daha ağır bir araba oluyor. Gitmek için daha çok itmek gerekiyor. İtmek için daha çok benzin gerekiyor gibi. İstanbul kartı olanlar var mı? Tamam. İstanbul kartına diyelim buradan bindiniz. Durakta bindiniz. Esas gideceği yer en son durak burası. Siz arada indiniz. Alıp okutup geri falan kuruşlarınızı alıyor musunuz? Alanlar? Bravo. Hadi alkış verelim. Alkış. Vay, çok iyi. Alkış enerji yükseldi. Bravo. Çok bravo. İyi. Harika. Harika ama yapmayan çok kişi var emin olun. Doğru. Anlaşıldı değil mi? Yani ara durakta inince tekrar doldurabiliyorsunuz paranızı. Gelelim giyim, kişisel bakım. Hı. Tasarruf. Elbiseden tasarruf olur mu? Güzelliğine bakar mısınız elbisenin? Olur değil mi? Biz özellikle kadınlar gardıroptakinin 1/5'ini giriyoruz. 5 tane var hep bir taneyi giriyoruz. Çünkü hep aynı renk yakışıyor. Hep aynı model yakışıyor.
Çok hep doğru. Aynı yakışan yakışıyor. Doğru mu? Doğru. Bir de gidip lüzumsuz alıyoruz bir şeyi görüp öyle. Ben kıyafet diyeti yaptım. 30 gün boyunca 6 tane parça giydim. Eşim bile fark etmedi. Kimse fark, ofiste falan kimse fark etmedi. Ama çok güzel kıyafet diyeti. Evet, ne oluyor bitiyorsa burada oluyor. Aksesuar serbest, uygulayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Kıyafetle ilgili olarak da birkaç hemen tavsiye vermek lütfen isterim. Bir tane içeri yeni giriyorsa 2 tane çıksın. Bir içeri, 2 dışarı. Çok doğru. Kuralı. 2, mağazadasınız. 2 şey var. Ay şunu mu alsam, şunu mu alsam, şunu mu alsam, şunu. İkisini de bırakın. Çok neden? Doğru. Aklınız birinde kalacak yoksa. Halbuki millet ikisini birden alıyor değil mi? İkisini de bırak. Çok doğru. İkisini de bırak kuralı. Çok doğru. 10 saniye kuralı. 10 saniye kuralını bilen var mı? Hayır. Nedir? Tam bir şey alacağım diyelim ki. Aha. Ve onu elime alıp bakıyorum. Sen istek misin, ihtiyaç mı? Benimle eve gelmen lazım mı? Seni kaç kere kullanacağım? Senin için borçlanmaya değer mi? O ürünle konuşmaya başlayın. Ay çok doğru. 10 saniye. Ne oluyor? Beyin aslında zaten onu almak istediğine karar veriyor 2 saniyede. Siz beynin o düşünce sürecini uzatıyorsunuz. 10 saniye beyin artık ne yapacağını şaşırıyor. Gelsin mi gelmesin mi filan derken. Ve iç sesiniz konuşuyor. İç sesiniz size erişebiliyor. İsim neydi sizin? Reyhan. Reyhan alma onu. Reyhan ihtiyacın yok. Reyhan. Ay diye. Çok doğru ama. Reyhan Hanım'la konuşuyor. Reyhan Hanım iç sesini duyuyor. Aslında o gerçek kendimiz, özümüz. Evet. Ve Reyhan Hanım kendini bir iyi hissediyor, onu bırakıyor. Sonra aklına da gelmiyor. Çok güzel. Ve bu 10 saniye kuralı çocuklarımızda da çok iyi. Bayılıyorlar çocuklar. İstek mi, ihtiyaç mı? Bakalım. Hakikaten eve gelmen lazım mı? Ya gerçekten istiyorsanız, bütçede yerde varsa alın tabii. Ama yoksa bırakıyoruz. Evet. Bu birkaç bu kurallar aslında çok kıyafetle ilgili çok şey yapıyor. Bir de şunu yapabilirsiniz. Gardırobunuzda her şeyi dizin. Gardırobunuzu önüne geçin. Hı. Neyi kaça almıştınız? Fiyat. Mesela ben bunu 75 lira dedim ya. Bunun üzerine 75 TL yazacağım. Bütün eşyaların üzerine fiyatlarını yazın. Hı hı. Aa diyeceksiniz. Hı. Ondan sonra alışverişe çıkın gardırobta. Ben geldim. Ay şunu mu alsam, bunu mu alsam? Bir heyecan yaratıyor. Çok. Son bir şey söyleyeceğim. Kızları davet edin arkadaşları evinize. Paylaşma günü yapın. Şimdi onun eskisi sizin yeniniz. Doğru. Doğru. Bir ay boyunca o versin. Doğru. Ve mesela, de eğlenceli. Evet. Nergis Hanım isterseniz ben size bu elbiseyi vereyim. Aa, ben bunu çok beğendim giye. De ben daha onu giyebilmem için daha çok rejim yapmam lazım. Ya. Yok yok esnek vallahi. Ya. Şimdi bu kıyafet kişisel bakım, kişisel bakımda tasarruf şöyle söyleyeyim. Bir kadının en büyük makyajı gülen gözleri. Doğru. Işıldayan gözleri. O da demin konuştuğunuz konularla oluyor. İlişkiler, doğru. Yönetmek, hayatı. Çok doğru. Al al geçen bir kadınla konuşuyorum. Valla 21. rimelimi aldım dedi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bütün mankenlik yaptığım dönem mankenlik hayatımı böyle 2 kalem 1 far öyle geçirdim. Çok da güzel makyajımı da yapıyordum millet alırken. Yani evet. Aslında bütün her renk o paletlerde her seferinde var. Evet. Yani. İşte şöyle bir şey oluyor. O da buradan atlayacağım tekrar devam ederiz ama zaaf. Şimdi esas tasarruf buradan olur. Ne demek zaaf? Her birimizin, kimimizin rimel zaafı var. Dayanamıyoruz 21. yıl alıyoruz. Kimimizin aynen. Ayakkabı zaafı var. Kimimizin aynen. Elbise, çok kimimizin doğru. Her neyse. Bazı kötü alışkanlıklar oluyor. İsmi lazım değil. Çanta zaafı. Dolduruyoruz. Çok doğru. Kişi zaafını bilir. Şu anda ben size zaafınızı sorsam. Hemen aklınıza geldi mi ne oldu? Sizin ne mesela? Benim mi? Ha. Allah! O çok o kötü alışkanlık. O kötü alışkanlık. Başka? Bir de gitti ayda 400 lira. Ya, günde bir paketse. Ya. Sonra... Başka kıyafet o bu. Ayakkabı. Ayakkabı. Ya. Kaç tane ayakkabınız var? Bak sayamıyorum. Bu akşam sayar mısınız? Say hayatım say. Sayınca anlayacağım. Bir de fiyat etiketi koy üstüne. Hı? Halı. Halı. Aa çok ilginç. Halı. Herkesin zaafı çok böyle münasırdır. Çok enteresandır. Parfüm. Kaç tane parfümünüz var? Çok. Başka zaafını bilen ne enteresan değil mi? Hepimizin zaafı var. Çanta. Çanta. Aa, aa
bak görüyor musun? Kiminin fular, kiminin küpe. Değil mi? Ben çalmıyorum çanta. Kızlar biraz kullanıyor. Çok güzel. Çok güzel. Ben de anneme veriyorum. Çok iyi. Çok iyi. Peki, zaafı bulduk. Giyim dedik, ulaşım dedik. Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitim, kendimizi geliştirelim, çocuklarımızı geliştirelim. Sağlıktan tasarruf olmaz. Zaten devletimiz bu konuda bize çok destek oluyor. Tatil, kültür, eğlence de Türkiye'de en az para harcanan şey. Buraya da çok girmeyeceğim. Ev eşyası. Yok yani aslında tasarruf edip şu kültür, eğlence, tatile biraz vakit ayırmak daha doğru değil mi sizce de? Hiçbir ekstra elbise beni daha mutlu etmeyecek. Çünkü gözüm hiçbir zaman doymayacak. Evet. Şeyler beni mutlu etmiyor. Hisler ediyor. Hisler aynen. Nasıl geliyor? Burada geliyor. Çok doğru. Eğlence de geliyor. Çok doğru. Kredi kartı ekstrenize bakın. Ya da harcamıyorsanız nakit. O ay paranızın kaçı şeylere gitmiş, kaçı hislere gitmiş. İki ayrı. Şahane. Hisler, şeyler. Çok güzel aydınlattınız. Son bir tane mi kaldı? Ev eşyası süper. Kaldı. Doluyor doluyor onu söyledim. Hemen çocuklarla ilgili bir tüyo vermek istiyorum. Evet lütfen. Çocuk oyuncak almak istiyor. Çocuğunuzun oyuncak günü olsun. Gün. Ayın ilk perşembesi. O gün oyuncak alsın. Çocukla oyuncak planı yapın. Emin olun çocuklar neyle oynadığının farkında değil. Onu bunu isteyeceklerse de planımızda değil diyebilirsiniz, plan yapabilirsiniz. Onu ileriye de hazırlayacak bir durum olur. Aynen bu, ekonomi ama açısından. Çocuk annesinden babasından gördüğünü yapar. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ya o kadar aydınlatıcı bilgiler verdiniz ki Özlem Denizmen'e, aile ekonomisti, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyoruz. Bugün çok ama çok şaşıracaksınız. Cildinizin kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Peki sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanın sırları neler? Tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı Seda Sakacı hazırlayacağı yüz maskeleriyle zamanı geri sarıyor. Tüm bu konular ve daha fazlası birazdan Nergis zamanında. Tıbbi bitkiler ve kozmetik uzmanı Sayın Seda Sakacı Çelik. Hoş evet. Geldiniz. Hoş buldum. Ya bugün çok önemli şeyler yapacağız. Birincisi bir kere benim cildimin yaşını öğreneceğiz. Evet, biyolojik yaşınızla cilt yaşınızı ölçeceğiz. Oo, çok güzel. Onun dışında çok önemli tariflerimiz var. Hemen onları şimdiden şöyle bir anlatalım. Ne için yarar, neler yapacağız onu da bir söyleyelim. Bir kere 21 günlük cilt bağışıklık kürü hazırlayacağız Nergis Hanım. Çünkü artık bağışıklığımız düşmeye başladı. Hem de hastalıklara da karşı tabii ki korunmasız olmaya başladığımız dönem. Çünkü kış ayları yaklaşıyor. 21 günlük olan kürümüzde hem içeriden nasıl beslenebileceğimizi vereceğiz, hem de dışarıdan cilt bakımını nasıl yapabiliriz bu formüller vereceğiz. Yüz olması tarifimiz var onunla birlikte. Kağıt kalem hemen hazırlayın. Bu çok önemli çünkü ben gerçekten bu tarifleri alıyorum ve yapıyorum. Lütfen siz de kağıt kalemi alın. Cildiniz çok güzel bu arada. Sizi de güzelleştireceğiz. Şimdi bilimsel bir analiz yapacağız. Ben her zaman aslında bütün yayınlara çıktığımda bu doğal tarifleri veriyorum. Ama önemli olan tabii hepimiz eşsiziz, farklıyız ve hepimizin aslında bilimsel bir cilt analizine ihtiyacı var. Çünkü nasıl kan grubumuz farklı, cildimizin tipi durumu da farklı. Ve bu bilimsel cilt analizini siz de deneyeceğiz. Biyolojik yaşınızla cilt yaşınızı ölçeceğiz. Ben ona göre size formüller vereceğim. Ama burada da bütün bu formüllerin hepsi evde rahatlıkla çok böyle cüzi fiyatlara genel olarak verebileceğim bu formüller her cilt tipine uygun. Hem de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz yöntemler olarak kullanabilirsiniz. Şahane. Şimdi önce benimkinden mi başlıyoruz? Bunu mu yapıyoruz yoksa başka bir şey? Bence ilk analiz yapalım. Analizde bir ölçüm tamam, yapalım. Tamam, hadi onu yapalım. Bir gözlemleyelim. Ne yapıyorum şimdi ben? Sizi hatta şöyle alayım ben. Oo, anneciğim dişçiye gitmiş gibi oldum bir an. Şimdi bu ölçüm cihazını da diğer ölçüm cihazlarıyla aslında karıştırmamamız lazım. Tamam. Nedenini anlatayım. Çünkü evet. Bu proplar Hamilton prop, çok hassas ölçer. Bu hassas ölçerde cildimizin nemini, suyunu, yağını, kolajeniniz nasıl? Hani bu kolajen çok, bu dönem çok fazla konuşuluyor değil mi? Evet. Kolajen yaşlanmamızı maalesef etkileyen yine proteinlerden bir tanesi. Bir korktum ha.
Şimdi ne çıkacak bir korktum. Dört bölgeden alacağım ve hidrasyonu alacağım. Tamam. Hidrasyon ne demek? Cildin su tutma kapasitesi. Yani cildimizde suyumuz nasıl? Bunu ölçümleyeceğiz. Hemen hidrasyon probumu alıyorum. Evet ve ölçümlerime başlıyorum. Ben de hidrasyon olduğunu hiç sanmıyorum. Peki cildinizde ne gibi istemediğiniz durumlar var? Evet. Ben onları sorayım bu arada size. Ben şöyle düşünüyorum. Bence hidrasyon yok çünkü böyle pullanma kuruluk başlıyor. Var. Özellikle bu aylarda mı başlıyor? Hani evet. Kış ayları başladığında. Gerçekten evet. Tamam. Duşa girip çıktığımızda. Kızarıklık pullanma. Tamam. Peki kılcal damar hassasiyetli oluşuyor mu? Benim var. Zaten kılcal damarlarım yüzeye yakındır. Tamam. Şimdi hemen hidrasyonu gördüğüm anda aman. Biri dehidrasyon diyor. Yani çok kurumuş bir cilt diyor. Ve çok kurumuş bu cildin içerisinde de. Hatta oranımız bizim 54 ile 100 arası Nergiz Hanım. Sizinkini söyleyeyim ister misiniz? Söyleyin. 25. Ama ben bundan eminim gerçekten. Yani çok fazla su. Sadece ama artık başladım çaylar falan içiyorum böyle. Bal. Evimizdeki organik doğal bal. Onu bile her gün cildinize sürseniz ve boynunuza sürseniz göreceksiniz ki nem derecesinin ne kadar arttığını. Evimde organik bal var, yapacağım. Aynı şekilde avokado. İçerisindeki nem seviyesi o kadar yüksek. Yiyorum. Hatta balla avokadoyu bile karıştırabiliriz. Okay. Evet, 2 yemek kaşığı balın içerisine 1 yemek kaşığı rendelenmiş avokadoyu güzelce macun haline getirin. Boynunuza ve cildinize eğer böyle kuru ve nemsiz bir cildiniz varsa rahatlıkla sürebilir miyiz? Sürebiliriz ki süper. Boynumuzda da kurumalar özellikle de yine dekolte bölgemizde ama bazı bölgelerimde çok yağlı. Yani aslında çoğu insanda olan bir durum var galiba bende. Hem yağlı kısmı var hem kuru kısmı Şimdi var. Şimdi onu ölçeceğiz. Şimdi sebum faaliyeti yani yağ derecesi. Yağ derecesi derinin altında ve yüzeyinde nasıl? Bunu ölçümleyelim hemen. Yapalım. Peki siz nasıl bir yağlanma hissediyorsunuz? Kontrolsüz bir yağlanma parlaklık. Yani çok aşırı bazen zaman zaman yani. Zaman zaman. Peki, ne oldu? Bir şey olmadı. Biraz ölçümler. Saçımız yok. Yağlanır mı? Saçım yani çok sık yıkadığım için çok yağlanma hissetmiyorum açıkçası. Tamam peki. Peki vücudumuzda yine yağlanmayı hissedip işte terimiz kokar mı? Yok ama onun yediklerimizle ilgili olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Tamam. Yani bir terde de koku hissetmiyoruz. Ama bununla beraber yine cildin yağı da maalesef çok düşük. Yine kırmızıdayız. Bak düşükmüş. Ay buna birazcık da sevindim. Beş. Çok sarkmadı olmaz o zaman diye düşünüyorum. Çok doğru. Değil yağlı mi? Ciltlerde evet sarkma daha fazla olabiliyor. Fakat kuru ciltlerinde en büyük handikapı biraz kırışmalar daha erken yaşlarda da başlayabiliyor. Evet. Göz altlarımız, boynumuz ve cildimizde ciddi böyle hani kalorifer görüntüsü derim ben çok, ona. Ben böyle de bir peki kalorifer... kırışıklık olmuyor. Yani doktorum mesela cilt doktorum diyor ki yani sen sarışınsın ama böyle bir esmer tenin var. Hani o çok çabuk timsah kırışmayan bir tenin var diyor ama çok ama ben şunu söyleyeyim. Olmuyor. Bir kere bütünsel güzellik kavramını anlatıyorum yıllardır. Bir kere bedenen, ruhen ve zihnen güzel olmak lazım. Sizin içinizin güzelliği dışınıza yansıyor diyorsun, yansımış. Kırıştırmıyor. O yüzden diyebilirim yani. Şimdi ki ölçüm elastikiyet, bu çok önemli. Kolajen bakalım. Sentezini göreceğiz burada. Elastikiyetimizi ölçeceğiz. Ve elastikiyet işte kolajen, lif ve proteinlerin nasıl çalıştığının göstergesi. Peki kolajen nerede? Buradaki deri epidermis dediğimiz bölge yani ölü deri. Ama iç bölgede yaşam alanı canlı olan bir bölge var. Ve o bölgeyi zaten benim iyi tutmam lazım, canlı tutmam lazım. İçeriği yani. Evet, İçeriden içeriği. Dışarıya. O hareket edecek ki değil mi? Kullanacağım malzemelerin de derinin altına geçmesi içinde var olan etken malzemelerin olması gereken ürünler kullanmam lazım. Hı-hı. Şimdi gözaltı biliyorsunuz ki günde 10.000'e yakın göz kırpma hareketi yapıyoruz ve kırışıklıklar hemen göz altında belirginleşiyor. Hı-hı. Ve ben o yüzden göz altından Hı-hı. aldım. Hı-hı. Hemen şuradaki göz altından da bakacağım Hı-hı. kolajen durumumuz nasıl diye. Hı-hı. Evet. Evet, ölçümü yaptık. Aa, tebrik ediyorum. Normal elastikiyet. Genler sağlam. Hani demin demiştiniz ya.
kırışmıyorum ya da işte cildim yine de iyi bir durumda Seda demiştiniz. Bunun nedeni genler. Tabii ki genler çok önemli. Şu an yeşildesiniz. Çok güzel. Süper. Yani kırmızıda ve sarıda değiliz. Bunun en yükseği 60. Sizin 48. 50 ama benim kabul edebileceğim bir çok elastikiyettir. Iyi. Kolajen sentezinin desteklendiğini görüyorsun. Yok, bitmedi. Daha sistem sizin yaşınızla biyolojik yaşımızı çıkartmış olacak. Tamam. Cilt yaşımızı ölçecek. Tamam. Şimdi bir kamerayla ölçeceğim. Tamam. Kamerayla bakacağım cildimizde eğer işte kılcal damarlar var mı, lekeler var mı? Lekeler varsa derinin altında mı? Her zaman şunu unutmamalıyız ki hepimizin deri yapısı ve bununla beraber cilt yapısı ve tabii ki biyolojik yapısı da farklı. Biz o yüzden kullandığımız her malzeme kişiye özel olmalı. Evet. Ve kişiye tabii. özel uygulamalar olursa tabii. eğer bilimsel analize dayalı o zaman doğru sonuçlar ve bütünsel güzelliğe ulaşabiliriz. Çok doğru. Ve hemen bakıyoruz. Evet, kamerada cildinizi inceliyorum şu an. Evet, bakıyoruz. Böyle kızarma, pullanma oluyor dediniz hı-hı. hani duştan hı-hı. sonra. Evet. Hafif iltihaplanmaya müsait bir cilt bu. Hı-hı. O yüzden bakalım hangi etken malzemeleri çıkaracak sistem. Hı-hı. Evet, fotoğrafımızı çektik. Evet, deri altında hiçbir leke yok. Tebrik ederim, güzel bakmış Nergis Hanım, harika. Lekesiz bir cilt. Hepimizin istediği bir cilt. Artık ben o kadar zaman boyunca gelen sorulardan görüyorum ki Nergis Hanım, hepimizin cildinin aydınlanmaya ihtiyacı var. Çünkü çok daha doğru. evvel güneşten korunmayı bilmediğimiz için lekeler oluşmaya başladı cildimizde. Bununla beraber tabii ki hormonal problemler ve değişik rahatsızlıkların, yine ilaçların yan etkisinden kaynaklı lekeler oluşmuş olabilir. Ama benim her zaman sizlere tavsiyem cilt fototipinizi bilip, kişiye özel güneş koruyucu kullanmanız. Tamam. Bunu öğrenip ondan sonra evet, da ona göre. Ama ona siz göre. Bize daha sonra o güneş koruyucuları da neler? Verirsiniz. Evet, veririm evet. tabii ki. Hemen harika. Devam ediyoruz. Daha var mı? Evet. Geçeyim mi arkaya biraz? Arkaya geçebiliriz. Ha, geçebilirsem şahane. Ay bu kadar uzun oturamıyorum ben. evet. Evet. Ve birazdan. Geleyim mi? Şöyle yok gayet yapayım? Tamam. Ve cilt yaşımızı ölçerken sistem bu verileri tamamıyla topluyor. Hadi sizde bakalım. Oluşturduğumuz verileri. Ama bununla birlikte o arada sistemde birazdan çıkacak. Bunu rapor edecek bilimsel analizimiz. Ve biz de o arada formüller vereceğiz. Gel Sedacığım gel. Şimdi burada analiz oluyor. Biz başlayalım formüllerimize. Kağıdı kalemi hazırlıyoruz. Aynen. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Hepimizin bağışıklığı düşerken sedef, egzama, bununla beraber işte vücudumuzda bağışıklık düşmesinden kaynaklı virüsler, işte grip, bununla beraber öksürük. Hepsi bir arada. Çok kolay evde bulabileceğiniz bir yağla oil pooling dediğimiz ağızda yağ döndürme ay, olan bu nedir bir anlat vereceğim. Bana. Ağızda evet. yağ döndürme. Beden, zihin, ruh bir bütündür. Dengeli olmalı ve bu dengeyi de bozulduğu anda hastalık ortaya çıkıyor. Evet. Ve ağızda başlıyor bu durum. Hemen mesela evimizde bulunduğumuz bir fındık yağı, bir zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ama ben katı Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Bu katı Hindistan cevizi yağını ağzınızda her gün aç karnına sabah akşam 20 dakika döndürüyorsunuz. Ve ağızda döndürürken dişlerin aralarından da geçiriyoruz Nergis Hanım. Çünkü katı Hindistan cevizinin içerisindeki tamamıyla hem de mantarı yok edebilecek maddeler tamamıyla ağzımızda gelebilecek bakterileri ve mikropların da önüne geçiyor. Faranjit, sinüzit, sürekli kronik baş ağrınız varsa buna yardımcı ve destek oluyor bu yöntem. Ağzınızda sabah akşam 21 gün düzenli bir şekilde aç karnına yani yemek yemeden evvel katı Hindistan cevizini, yağını döndürüyoruz. Eğer gerekiyorsa ki ben bunu Doktor Aks'tan öğrendim, hı-hı. çok ünlü bir doktordur. Çay ağacı yağı da bir damla damlatarak ağızdaki floranın temizliğini de çok iyi sağlayabiliriz. Çay ağacı yağı dezenfektan olarak hep karşıya konuşalım izleyicilerimize. Tabii ki. Dezenfektan olarak da çay ağacı yağı. Ben bunu hep yani kendim kullandığım şey çay ağacı yağı. Çok, hatta bunu bilmiyordum ama çok iyi oldu. Başka öğrendim. Bir şey de söyleyeyim. Çay ağacı yağı dediğiniz gibi dezenfektan.
tan olduğu için duş jelinin içerisine de bir damla damlattığınızda ter kokuları oluşmaz, vücudunuzda bakteri oluşmaz. Çok önemli. Ayrıca antiviraldir. Çocuklarınızın yakasına damlatın. Yine virüsün önüne geçer. Okul zamanı şu an grip ortamı ve bir damla yakalarına çay ağacı yağı damlattığınızda göreceksiniz ki hastalıklar onlara bulaşmayacak. Çok önemli. O zaman eşinizin de duş jeline, değil mi? Erkeklere de böyle bir damla damlatın. Bir damla damlatabiliriz. Erkekler çok terliyor, koşturuyor, ediyor. Çok sonrasında doğru. 21 dakika ağzımızda döndürdükten sonra lavaboya tüküreceğiz. Ve lavaboya tükürdükten sonra da yapmamız gereken işlem bir nane suyu. Onu da sağlık çayı olarak yapabilirsiniz. Naneyi demleyin ve ağzınızı gargara halinde gargara yaparak yine boşaltım yaparak yani tükürme yaparak devam edebilirsiniz. O zaman çok güzel oldu. Bu tarifi muhakkak yazalım. Yani Hindistan cevizi yağı, içine birazcık çay ağacı yağı, bir damla onu güzelce çeviriyoruz. Ondan sonra naneli bir çay yapalım. Ağzımızı yine dezenfekte edelim. Fresh bir etki. Hatta hep dışarılardan alıyoruz değil mi? Diş macunu sonrası ağzımızı dezenfekte etmek için naneli solüsyonlar. Nane çayını demleyin. Bir haftada çok rahatlıkla dolapta bekler ve o şekilde gargara yaparak çok böyle nefesiniz taze ve ferah olabilir rahatlıkla. Evet ve çok önemli bir şey bu. Şimdi cilt bağışıklık kürüne geçiyoruz. 21 gün içilecek bir kefirli bir içeceğimiz var. Bana her zaman diyorlar ki Seda Hanım tamam kefir çok iyi, hoş, bağışıklığımızı güçlendiriyor ama tadını hiç sevmiyorum ve içemiyorum. Hmm. Siz sever misiniz? Ben severim ama ne yapıyorum? Ben buzdolabında biraz soğutuyorum. Doğru mu yapıyorum acaba? Ben de soğuk içmeyi severim ki içerisindeki probiyotikler hem midemizdeki iyi bakterilerin de daha tutunmasını sağlıyor ve bağışıklığımızı toparlıyor. Midemiz iyiyse, bağırsaklarımız iyiyse cildimiz de iyi. Çünkü bağırsaklarda her zaman Çinliler diyor ki eğer bağırsaklarınızda problem varsa cildinizde ya da vücudunuzda da her an problem olabilir. İkinci beyindir diyor. İkinci beyindir. Çünkü hemen üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Nerede hissediyoruz? Midemizde ya da bağırsaklarımızda hissediyoruz. Aynen. İkinci beyin olarak adlandırıyor. Hatta yine karın masajları verirler ılık bir şekilde Çin tıbbında. Ama bizim bugünkü kürümüzde, bağışıklık küründe kefirimiz var. 5 yemek kaşığı da üzüm suyu var. Aa güzel, üzüm suyu. Bağışıklık kürü deyip geçmeyelim. Çünkü cilt yaşlandırma karşıtı etkili anti-aging bir kür bu. Ve hepsini bir arada uygulayacağız. Bunu 21 gün mü kullanacağız? Nasıl yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Bir bardak kefirimizi hemen aktarıyorum Nergis Hanım. Evet. 5 yemek kaşığı da üzüm suyu. Hem tadını güçlendirecek hem de içerisindeki resveratrol ve OPC dediğimiz etken malzeme çok iyi bir antioksidan etki sağlayacak. Yani hem güzelleşeceğiz çünkü anti-aging'dir üzüm suyu ayrıca. Evet. Hem de bağışıklığımızı koruyacağımız bir yöntem oluşturmuş oluyoruz. Ben şeye de çok inanıyorum. Yani bu içeriden cildi tamir etme değil mi? Çok önemli. Aynen. İşte bu tam içeriden bir krem gibi. Yani dışarıdan kremi sürüyoruz ama içeriden esas her şey içeriden dışarıya doğru ben hep bitiyor. Güzellik diyetisyenliğinde diyorum ki cilt içeriden beslenir, dışarıdan desteklenir. Bir kere bütüncül koruyucu güzellikte hepsi bir bütün. Yaşlanma karşıtı bir bütün. Sağlıklı olmak için doğru egzersiz, kişiye özel beslenme, kişiye özel organik doğal kozmetikler ve hepsinin tetkiki yani teşhis edilecek noktada ölçümlerin yapılması gerekiyor. Çünkü hepimiz eşsiziz. Hemen tadına bakacağım. Bence bakın muhteşem. Bakacağım yani sizin için deneyeceğim. Çünkü üzüm suyu içine girdiği zaman bence olay daha da güzelleşecek. Hoşlaştı. Hem bizi güzelleştirecek gerçekten hem de içimizi güzelleştirecek diyebilirim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu hani buzdolabından değil aynen bu şekilde içebilirim. Kesinlikle tadı çok güzel oldu çocuklar. Gerçekten çok güzel oldu. Bak yalan yok bende. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de çok keyifle içiyorum gerçekten. 21 gün. Sabah, öğlen, akşam aç karnına nasıl? Aç karnına öneririm. Ve aç karnı aslında bu bir bardağı. Sabah mı? Yarısını sabah aç karnına bir de akşam yatarken içerseniz çok güzel floramızı düzgün ve sağlıklı bir noktada tutuyor olabiliriz. Bunu da kaçırdıysanız eğer hani içeriye bir ocağa falan gittiyseniz bir şeylere bakmaya hemen Nergis önce StarTV.com.tr ve Nergis Zamanı'na tıklıyorsunuz. Şimdi cildimiz temizlenmeden iyi sağlıklı güzelliğine ulaşamaz ve doğal cilt temizliği yapacağız. Yine içerisinde ne var? Üzüm suyu var. Ben hep sade tasarımlar yapmayı seviyorum. Tıbbi bitkiler ve kozmetoloji uzmanı olarak her zaman bitkileri araştırırken en etkin nasıl yararlanabiliriz? Hep bunu araştırıyorum. Şimdi açıkçası. Bunun tarifini vereceğiz ama kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim.
ilk yaşımız da çıktı bilimsel analizimizde. Hadi bakalım. Bakalım mı? Hadi bakalım. Bakalım hemen bence. Evet, ben de merak ediyorum Nergiz Hanım. Kasa fişi gibi vallahi yüksel çıktı. Söyleyeyim mi? Söyle. 46. Çok iyi. İyi, bence de iyi. Çok iyi. Aa! Ben şimdi bunu sana imzalatır saklarım. Bana bakın, 17 Haziran yaş günüm, 46. yaş günümü kutlayacağım. Harika. Artık bundan sonra benim yaşım böyle. Her sene 46-47 öyle gideceğiz. Şahane. Evet, insan hissettiği yaştadır. Aslında güzel. Bunun da temelini göstermiş oldunuz diyebilirim. Şimdi temizleyiciden bahsediyorum. Evet. Devam ediyorum. Hı. Temizleyicimizin içerisinde de kil var. Beyaz kilin içerisindeki mineraller cildimizde çok güzel bir arındırma sağlıyor. Hepimizin... Makyaj yapmasak da cilt temizliğine ihtiyacı var. Evet. Çünkü makyaj yapmasak da dışarıdaki kir, toz, bununla beraber egzoz dumanı cildimize, gözeneklerimize yapışıyor ve siyah noktalar oluşabiliyor. Eve gidince şöyle yap, zaten kir çıkıyor. Kesinlikle, aynen, pamukla bile sildiğinizde suyla, aynen, bile hemen ne kadar o hani karanlık kiri görebiliriz. Evet. Şimdi ne kullanacağız söylüyorum. 100 mililitre maden suyumuz var. İyi bir su, her zaman iyi bir, zaten su kendi içinde temizleyicidir. Kil de kendi içerisinde temizleyici olduğu için 100 mililitre maden suyun içerisine yarım yemek kaşığı kilimizi ekliyoruz. Bu arada maden suyu da cildi kurutmuyor değil mi? O yüzden mineral olduğu, aynen, için de güzel bir temizlik sağlıyor. Evet. Ve hem de cildimizde dediğiniz gibi nem seviyesini arttırıyor. Hem de derin temizliğe yardımcı olmuş oluyor. Evet. Bakın hemen rengi ve şeyi değişti temizleme, evet, suyumuzun. Sonrasında hemen içerisine 100 mililitre su ekliyoruz. Ha, şöyle güzel gösteriyorum. Evet, evde zaten o ölçme şeylerimiz var, 100, evet, mililitre. 100 mililitre ölçtükten sonra, hı hı, sonrasında da 50 ml hep üzümden gidiyoruz. Çünkü üzümün antioksidan ve anti-aging etkisinden, evet, tam etkin yararlanabilmek için demin içtik. Şimdi de sürüyoruz cildimize ve diğer malzemelerimizle de hep üzüm suyu olacak. Aha. Ve sonrasında da 50 ml'de üzüm suyumuzu ekledikten sonra... 50 mililitre de üzüm suyu. Ve E vitamini. Doğal olmasına dikkat edin. Ve yine eczanelerde, her yerde E vitaminini, yine doğal bitki dükkanlarında rahatlıkla bulabiliriz. Kıramadık şöyle, evet, şöyle aç, şöyle hatta peçeteyle kıralım, elimizi kesmeyelim. Tabii. Sizler de aynı şekilde yaparsanız şuradaki bölüm, evet, şuradaki bölüm tamamıyla aşağı inmesi lazım. Ha, tamam. Ve aşağı indikten sonra da bir peçete yardımıyla... Hı hı. Siz de aman böyle, aman. Evet, elinizi hani kesebilirsiniz. Allah Allah, ne sağlammış. Heh, benim tamam, güçsüzlüğümden süper de olabilir. Evet, ve E vitaminini de içerisine ekliyoruz. Evet, iki damla şeklinde güzel bir ekledik. Karışım oldu temizlik için. Ve sonrasında da güzelce yine tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Spreyli bir şişeye aktarabilirsiniz. Eski bir temizleyicinizi iyi bir dezenfekte edin elma sirkesiyle. Şeyler var ya hani bitkileri güzel böyle fışkırtmak için, spreylemek için onlara doldurabiliriz. İçerisine koyabiliriz. Aynen. Şimdi bu temizleme suyumuzla cildimize sürüyoruz. Biraz bekletip sonra ılık suyla duruluyoruz. Ne kadar güzel, iyi bir temizlik olduğunu göreceksiniz ve sabah akşam yapmanızı öneririm bu uygulamayı. Artı ekonomik ya, lütfen, yani fiyatlar acayip oldu ve bunlar aslında daha doğal. Bir sürü kimyasallar var bir sürü şeyin içinde. Ve sentetik malzemelerinde doğal, tabii ki vücudumuza zararlı etkilerinden de bu şekilde korunmuş olmuş, aynen, olacağız. Sonrasında da doğal yüz olması yapacağız. Yani kese, doğal kese. Peeling diyoruz aslında buna. Çünkü ölü deriler, derimiz oluşuyor. Egzoz dumanı, siyah noktalar hep cildimizi biraz daha hani keselediğimizde daha pembe, daha güzel. Ama o keselenmenin de miktarı çok önemli. Çok fazla keselersek kılcal damarlara sebebiyet verebiliriz. Bununla beraber hassasiyetlik artabilir. Ama bu doğal yüz olmasında, doğal bir kese bu. Rahatlıkla her cilt tipi bunu kullanabilir. Onun şimdi yani bunu içiyoruz. İçtik. Bunu yaptık. Temizledik sonra buna mı geçebiliyor, evet, muyuz? Evet, süper, geçiyoruz. Sonra, hı, temizledikten sonra yüz olmasını yapacağız. Hı. Yüz olmamızın içerisinde de yine bulunan malzemeler 2 yemek kaşığı bal. 2 yemek kaşığı balımız. Bana tavsiyen yani. Evet, eve aynen, yapacağım. Doğal ve üzüm çekirdeği tozumuz. Çünkü, hı, üzüm çekirdeği tozu cildi çizmeden kese işlemi yapacak. Ha. Hem de granül etki yaratacak. Orada bir tamamıyla granül etkiden kaynaklı doğal kese cildi çizmeden de ölü derilerden rahatlıkla arınmamızı aktardan sağlayacak. Aktardan bulabiliriz bunu. Aynen, doğal bir artık şey marketlerde de var üzüm çekirdeği tozu. Ve içerisine de 1 yemek kaşığı üzüm suyu ilave edeceğiz. Ve
bir meyve asidi ekleyeceğiz. Portakal suyu bir yemek kaşığı. O da cildimize zindelik, canlılık ve C vitamininde bağışıklığını koruyacak cildin. Cildin bağışıklığını korursak tabii ki o zaman yaşlanma karşıtı etkiyi de beraberinde yaşamış olacağız. Tamam, benim en büyük olayım budur, ben anladım şimdi. Değil mi? Evde ben bunu bol yapayım. Bunu yapın ama bu bir kür. Hepsini bir arada yapalım. Tabii. Hı-hı. Zaten onu içeceğim. Sevdim tadını. Bakın, peeling'de... Unutmayın startv.com.tr'den Nergis Zamanı'na tıklayarak bütün tarifi alabilirsiniz, evet. Hepsini. Şimdi. İki yemek kaşığı bala, bir yemek kaşığı üzüm çekirdeği tozunu ilave et. Bunları buna mı koysak acaba? Şöyle koyalım. Şöyle evet. Dökelim mi? Tamam, dökelim. Sanki daha rahat edeceksin gibi tamam. Geldi. Evet. Bak. Güzelce ne karıştıracağız. Çok iyi oldu. Bir yemek kaşığı portakal suyu, bir yemek kaşığı üzüm suyu. Hemen. İlave edeceğiz. Şöyle koyalım. Şöyle dökeyim istersen sana. Alayım hemen. Portakal suyu C vitamini bağışıklığını cildin tamam. Toparlayacak. Süper. Bununla birlikte üzüm suyu da yine antioksidan ve anti-aging etki gösterecek. İnanın çok güzel, gözeneklerinizin bile sıkıştığını görebileceğiniz bir tarif bu. Ve karıştırıyoruz homojen oluncaya kadar. Hı-hı. Üzüm çekirdeği tozları çok güzel peeling yapacak. Bunu temizledik cildimizi. Haftada iki kere. Duştan sonra öneririm ama duştan hemen sonra değil. Bir 15 dakika sonra cildimiz kendi nemini bulsun. Şöyle havluyu sarmışsın falan. Hop değil onu mi? Süreceğiz. Kendimize evet, kesinlikle ay, bakım yapmalıyız. Rehavet zamanı tam. Elimize alıyoruz ve cildimize masaj yaparak, olma hareketi yaparak, göz altlarına gelmeyecek şekilde boynunuza ve alnınıza masaj yaparak. Şekil şu mudur? Şöyle yukarı şöyle doğru midir? Evet. Yukarı doğru çünkü dolaşımımızı hem uyaracağız tamam. Hem de serbest tabii ki bütün vücudumuzun yer çekimi kanununa karşı yenik düşmemesini sağlamak için yukarı doğru şekilde hareketler yaparak dolaşımı uyaracağız. Süper. Ve peelingimizi de yaptık. Yaptık. Sonrasında nemlendirici hazırlayacağız ve o kadar kolay bir tarif ki hadi hepsini kullanmadılar tamam. Ama kesin bu nemlendiriciyi evlerinde bence yapıp kullanmalar. Yapalım. Bunu da yapalım. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Organik tereyağımız mis gibi koyarız. Aynen organik bir tereyağı. Doğal tereyağı. Ben evet. İlla hani sertifikalının yanı sıra tabii, eğer tabii, kendiniz tabii. Evinizde yapıyorsanız biliyorsanız da iyi olduğunu da biliyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Evet. Sonrasında üzüm çekirdeği yağı bir yemek kaşığı. Çünkü üzüm çekirdeğinin içerisindeki OPC ve polifenol ve E vitamininden 50, C vitamininden 20 kat güçlü bir antioksidan özelliği var. Yok üzüm çekirdeğinin ne kadar faydalı olduğunu çok iyi biliyorum özellikle cilde. Çok doğru bir seçim. Evet. Tereyağının içerisine de sonra 3 damla ıtır uçucu yağ ekleyeceğiz. Koklatacağım şimdi size. Hem mental olarak bizi iyi hissettirecek hem güzel. De cildimizde doğal bir hijyen ve gözenek sıkılaşmasına da yardımcı olabilecek yine maddelerden bir tanesi. 3 damla çok da güzel. Ekledik ve karışımımızı karıştırmaya başlıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu böyle güzel karıştırdıktan sonra bunu bir böyle bir kabın içine koyacağız herhalde. Krem kabı, eski bir krem kabı ya da işte kavanozlarımıza koyabiliriz. Küçük kavanozlar var. Buzdolabında evet, mı tutalım? Evet, buzdolabında 10 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bunu sürdüm. Kalıyor mu bir müddet sonra ne yapıyorum? Nasıl? Bu bir nemlendirici. Az miktarda alıyoruz ve cildimize hemen göstereyim. Sürüyoruz. Ay pırıl pırıl. Şimdi hem canlı gözükecek, ayrıca tereyağının içerisindeki D vitamini, üzüm çekirdeğinin içerisindeki E vitaminleri ve polifenoller bize yaşlanma karşıtı etkiyi de beraberinde getirecek. Şimdi üzüm çekirdeği yağı kuru bir yağdır. Tereyağı evet biraz yağlı bir yağ ama az miktarda sürdüm. Bakın yayılması ne kadar fazla. Ve hemen emiyor. Şimdi diyelim ki ben bu parlaklığı istemiyorum diyorsunuz. O zaman bir kağıt havlu alın, fazlasını alın. Cildiniz nemli mi nemli. Süper. Yatmadan önce mi sürüyorum ben bunu şimdi? Hem akşam yatarken hem de sabah dışarı çıkarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ve hem cildinizi nemlendirecek hem de yaşlanma karşıtı etkili bir bakım kremi hazırlamış olacaksınız. Çünkü üzüm çekirdeği ıtır ve yine tereyağından oluşan doğal bir karışım. Çok güzel. Bunu da kavanoza güzelce koyuyoruz. Hem ekonomik hem doğal hem çok güzel. Zaten şu kitapları da hemen alalım diyorum ben. Bütünsel güzellik bütünsel ve sade güzellikte güzel. Bütün kitap sorularına alalım. Cevaplar var. Özlemciğim neler yapıyorsun orada hazır böyle bize bakıyorsun. Evet, evet. Oralarda bir şeyler oluyor. Baktım nedir? Ki hep Seda sağ olsun güzel güzellikten bahsetmişken ben de dedim ki tabii ki
Sevgili Seda'nın da söylediği gibi aslında sadece uygulamakla olmuyor. Bir de aynı zamanda onları güzel bir yememiz gerekiyor. Ve bugün sizler için hem kabağı hem elmayı işledik ve tabii sıra geldi havuca. Havuç kullanacağız, zeytinyağlı bir havuç yapacağız. Aslında havucu hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Ama zeytinyağlı havucu açıkçası çok fazla evlerimizde tüketmiyoruz. Biz de bugün şöyle düşündük, hem sağlıklı bir tarif olsun hem de aynı zamanda da lezzetli olsun ve bunu yaparken de birazcık daha ince detaylar da sergileyelim istedik. Bütün 3 adet havuç kullandık. 3 adet havucun içerisine güzel bir şekilde soyduk. Soyduktan sonra şöyle elimde benim küçük bir aletim var. Bu her yerde artık bütün pazarlarda dahi bulabileceğiniz aslında patates dilimleme olarak gözüküyor. Birazcık daha şekilli olsun istedik. Hem de akşam eşinize, çocuklarınıza daha böyle şık, şirin gözüken bir ürün hazırlayın istedik. Bunun dışında zeytinyağımızı koyduk. Bildiğiniz aslında bir zeytinyağlı yemek hazırlar gibi. Zeytinyağımı ben önceden kızdırmıştım. Havuçlarımı şimdi içerisine koyuyorum. Ve normal şartlarda biliyorsunuz zeytinyağlı havucun içerisine genelde pirinç koyarlar. Biz bugün sağlığımızla düşündük. Hazır böyle de güzel yorumlar alıyorken aslına bakarsanız pirinci artık kullanmadık. Ve şimdi ne yapacağız? Güzel bir şekilde kavuruyoruz havuçlarımızı. Havuçların kavrulmasını aslına bakarsanız en iyi nereden anlarsınız? Birazcık daha turuncu bir hal alır. Aynı zamanda havuç hem cildimize hem midemize hem de bağırsak sistemimize, gözlerimize oldukça yararlı. Ama artık havucu yan ürün olmaktan çıkarın. Yani mutfağımızın hası aslında değil mi? Sevgili Sedacığım sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Betokaraten, havuç ve eğer doğal allık istiyorsanız her gün bir havucu dilimleyin ve yağda mutlaka vitamini çıkar Özlem. O betokaraten ve A vitamini yağ değdiği anda hemen buluşur birbiriyle ve o zaman vücudumuza geçer. Benim size önerim her akşam, hatta bana nasıl bu kadar doğal allıklısınız diye sorduklarında ben her akşam havuç tüketiyorum. Ve evde de bu özel bir formülümü de vermiş olayım ama gerçekten doğal allıklarınız düzenli kullandığınızda hem de yaşlanma karşıtı bir antioksidandır. A vitamini ve betokaraten güzelleşmek için çok önemlidir. Süper. Evet, kesinlikle öyle. Tabii bunu da onayını almışken o zaman ne yapıyoruz? Bir diş sarımsak. Sarımsakları bütün de kullanabilirsiniz, doğrayabilirsiniz de. Ama ben o turuncunun yanında o beyazı mutlaka görmek istiyorum aslına bakarsanız. Zeytinyağlı yaparken olmazsa olmazımız tabii ki bizim toz şekerimiz. Şöyle hemen toz şekerimi de alacağım. Bugün yaptığınız bu zeytinyağlı havuç birazcık daha farklı. Zeytinyağlılar. Ay dur biz geliyoruz, biz geliyoruz. Dur değil, biz dayanamadık. Gel şekerim gel. Alacağız. Gelin bakalım. Gel. Gelin. Evet. Gel Sedacığım. Bugün hazırladığımız normal mis, zeytinyağı mis değil mi? Kokuyor. Çok mis kokuyor. Aa, harika. Bugün hazırladığımız zeytinyağı birazcık daha farklı. Neden daha farklı? Çünkü sos yapacağız bugün. İlk defa sos yapacağız. Yani zeytinyağlıya sos olur mu demeyin. Hem de çok güzel olur. Yine ne yapıyoruz? Zeytinyağında havuçlarımız bu arada güzel bir şekilde kavruluyor. Sarımsakları da attık, şekeri attık, tuzunu attık, birazcık kavrulsun. Hemen suyunu da vereceğim ama önce sosu yapacağım size. Şimdi zeytinyağımızı koyduk. Şöyle arkasından kimyon olmazsa olmaz. Güzelliğin en güzellerinden değil mi? Karminatif gaz giderici ve tamamıyla bağırsaklarımızı da dengeleyici. Aynen. Ve toz biber. Toz biberi mutlaka kullanın. Toz biber hem renginde güzellik katıyor hem de aynı zamanda onda da bağırsaklarda değil mi çalışmasını sağlıyor. Güzel şu şekilde karıştırıyoruz zeytinyağı ile birlikte. En son pirinç yerine ne oldu? Bir karbonhidrat koymamış olduk yemeğimize. Hem de aynı zamanda da her türlü lezzeti de almış olduk. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi suyumuzu da koyuyoruz. Görüntü de ne güzel değil mi? Çok birazdan güzel. Birazdan aslında biraz önce Seda'nın da söylediği gibi gördüğünüz gibi renk inanılmaz hemen, güzelleşiyor. Evet. Hemen kendini bırakmaya başlıyor. Hatta ve hatta yaz aylarında ben hep şunu söylüyorum. Havuçtan böyle güzel çorbalar da yapacağız. Adına da bronzlaştırıcı çorba diyoruz onların da. Resmen içtiğiniz an güneşe çıkın bronzlaşıyorsunuz. Çünkü neden? Nasıl havuca rengini veriyor ve bize de renk pigmentlerimizin çalışmasını sağlıyor. Daha güçlü güneşten de sağlıklı korunmamızı sağlıyor ayrıca havuç. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda çocukların da zihin açıklığı. Mesela çocukken benim annem hep havuç suyu içirirdi mutlaka siz de yapmışsınız.
yapmışsınızdır. Tabii. Çok önemli bir lezzet. Ama havuç deyip tabii geçmemek lazım sadece. Pilavlarınızda dahi, yani eğer bir pilav yapıyorsanız, makarna yapıyorsanız, soslarınızda mutlaka havucu tüketin. Bir de o havuç suyunu içirirken bir damla zeytinyağı atın. Değil mi Seda? Kesinlikle vitaminler çünkü aynen. O yağda çözünüyor. Aynen. O yüzden vücudumuza da o vitaminleri almış oluyoruz. Aynen. Evet. Tabii bu arada havuç şu anda tam dönemi hanımlar. Pazara da çıkmıştık. Havuçtan reçel yapmayı unutmayın. Ya da havuçlarınızın kabuklarını böyle bıçağın tersiyle temizliyorsunuz ya. Temizledikten sonra böyle incecik kabuklar çıkar. Vaktimiz olsaydı gösterecektim. Onları güzel böyle tavada kavurun. Makarnanızın üstüne atın, çorbanızın üzerine atın. Gerçekten birazcık da sarımsakla tatlandırdığınızda harika. Bambaşka bir lezzet olmuş oluyor. Daha çok gününüz oluyor. Var şekerim, yaparız hepsini. Var yapacağız. Hepsini yapacağız inşallah. Şimdi ne yaptık? Kimyonu koyduk, toz kırmızı biberimizi koyduk ve birazcık da karabiber koyduk. Şimdi maydanoz ve dereotumuzu da koyacağız. Böyle bir kendimize bir sos hazırlamış olduk. Ama çok olduk. Lezzetli bir sos oluyor bu. Evet. Ne de olsa zeytinyağlı biliyorsunuz sıcak yenmez, soğuk yenir. Soğuk bir ürünün üzerine de şöyle bir sos da olsa fena mı olur diye çok düşünerekten güzel olur, soslu güzel olur. Zeytinyağlı hazırlamak istedim sizlere. Çok güzel oldu. Değil mi? Harika. Birazcık daha zeytinyağını arttıralım tabii. Piştikten sonra da yeni olacağız. Gönderdik onu döküp duruyoruz. Ama bu arada tabii ekşi elmalı kabak sızmamız da bitti burada. Ama zaten ikram edelim güzel mi? Güzel bir koku da geliyor ki böyle bence... içine. Yalnız sunum yine şahane. Harika. Evet bu sunum arada iki tane hazırladım. Şimdi. Hazır tasarruf dedik ya Nergis Hanım. Dedim ki hem şöyle bir. Çok güzel. Hem böyle minik bir sunumumuz olsun. Ya. Evde böyle küçük hani kahve yanına küçük su bardakları var şimdi veriyoruz. Onların içine yapıp şöyle de bir küçük çay kaşığıyla bile. Değil mi? Ne tatlı oldu. Evet aynen öyle. Bu arada havuçlarımız da birazcık böyle kaynamaya başlayacak ama yayınımız yetişecek mi tabii? Tabii onu bilemiyoruz artık. Muhtemelen bugün bayağı yoğun bir programımız var. Ne mutlu bize. Evet. Onun dışında ama siz tadına bakın hadi bu arada. Tadına hadi bir tadına bakalım. Sedacığım. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Çok sevimliler. Evet, güzel değil mi? Bakalım. Merak ediyorum. Hiçbir haber gelmiyor. Evet, şimdi antik döneme ait bir aslında bir salata kullandık ve tamamen sağlıklı olsun dedik. Ay bir şey söyleyeceğim. 2 saniye dur. Bu gerçekten çok güzel. Muhteşem. Çok çok güzel. Bunu hemen deneyin. Zaten kullandığımız malzemeler de hem ekonomik hem de diyet. Kesinlikle öyle. Çok sağ olun. Hem de aynı zamanda ekşi elma deyip geçmeyin. Aslında meyve olarak tükettiğimiz şeyler bizim yemeklerimizde oldukça lezzetli kullanabiliyoruz. Elma şey ayrıca zayıflamayı da destekleyen çok özel meyvelerden bir tanesi. Ki hem işte Q10, coenzim Q10 öneririz genelde. Hem de zayıflamak için düzenli mutlaka elma yiyin. Çünkü E vitamini ve C vitamini hem de yürüyüş yapın bolca. Gerçekten elma benim çok sevdiğim doğal güzelleştirici özel meyvelerden bir tanesidir diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda elmayı tüketirken de birazcık böyle ekşi tadın dışında da elmaları arzu ederseniz yuvarlak dilimler halinde kesip bir tavada balla da karıştırıp onu güzel bir tatlı haline de getirebilirsiniz. Biz onu maske yaparız. Maske de yaparız. Yeriz, evet. Artanı maske yaparız. Aynen. Ay çok ekonomik olduk. Bir anda evet. Çok ekonomik evet. Olduk. Sadece burada yapmanız gereken şey aslında kızgın bir tava kullanmanız. Ne yapacağız? O zaman balla birlikte elmayı karıştıracağız. Bakın havuç da var. Her şey oldukça sağlıklı. Aslında bu akşam yemekler hazır. Ve her şey de sağlıklı ve her şey de ekonomik. Çünkü bütçeyi her zaman düşünmek zorundayız sizin çok de bildiğiniz doğru. Gibi. Bu arada şuraya da şöyle bir tane... Tam yapacaktım. Aslında tarif de vardı. Özlem Hanım bahsedince istek mi, ihtiyaç mı şimdi onu sorayım o zaman size. Şimdi... Özlem Hanım dedi ya asıl bakacaksınız istek mi ihtiyaç mı diye. Ben şimdi bugüne kadar inanın buna hiç ona bakmamıştım. Hep onu bir ihtiyaç ve istek olarak da görsem hep değerlendirmek istemiştim. Fakat şimdi düşündüm Özlem Hanım giderken şimdi bir kuş üzümü birazcık daha maliyetli. Biraz normalde, pahalı. Biraz pahalı. Normalde ben bunu süs için kullanacaktım. O zaman bir ihtiyaç olmuyor değil mi? İyi.
O zaman ne yaptım? Dedim ki Özlem sakın koyma. Sakın koyma. Aman tasarruf etmen lazım. Çok doğru. Ama ben şimdi bir istek yapayım kendime. Bende bir istek var şimdi buna karşı. Değil mi? Evet. Şöyle harika. Beş tane koyayım. Bakayım öyle olunca nasıl oluyor? Bir davet olur, bir şey olur. Hani belki o gün birazcık kullanırız canım. Ha? Evet, biz şu anda gördüğünüz gibi normal aslında bir üzüm kullandık ama kullanmak zorunda değilsiniz. Biraz da süsü de düşünmeyi de biliriz. Bir şey söyleyeceğim. Güzel oldu ama gerçekten ihtiyaç değil. Bence biz bunu kullanmadan da aynı lezzette evet. ikram edebiliriz. Tamam. Özlem Hanım çok evet, haklı. Evet, aynen öyle. Şimdi tabii ki asıl ikinci tarifimiz bizim havuçtu. Birazcık biraz daha bahsetmek istiyorum size. Havuçları ne yaptık? Kabuklarını soyduk. Arkasından güzel bir şekilde onları doğradık. Ve tabii ki gördüğünüz gibi harika. Fokur fokur kaynamaya başladı bile. Birazcık suyunu ilave ettik ama önce havuçları zeytinyağında kavurmayı unutmayın. Çünkü ne kadar iyi kavrulursa o kadar güzel bir renk almış olur ve böylece tam bir zeytinyağlı tadına da ulaşmış olursunuz. Evet, onun dışında sarımsağımızı da koyduk içerisine. Sarımsakla birlikte şu an havuç kaynıyor. Havuç aslında zor kaynayan bir ürün olarak gözükse de zeytinyağının etkisiyle, sarımsağın etkisiyle ve ocağın zor ısıdaysa şayet yaklaşık bir 15-20 dakika sonra kaynamış olacak. Güzel. Biraz fark yaptık. Herkes zeytinyağlı havuç yapıyor ama içerisine genelde pirinç koyuyorlar. Biz dedik ki pirinç koymayalım, sağlıklı olsun. Ayrıca bir sos hazırladık. Sosun içerisinde zeytinyağı var, kimyon, toz pul biber var ve onun dışında da birazcık da karabiberden de faydalandık. Maydanoz var, dereotu var. Fakat tuzu ben o sosa koyacağım. Birazcık da şöyle güzel bir sos olsun istedim. Zaten çok en tuz son, koymuyorsun. Koymuyorum. Hep az. Hep sağlığı düşünmek durumundayız. En son kaynadıktan sonra zeytinyağının en önemli özelliği bekletilmesi ve demlenmesidir. Eğer iyi bir zeytinyağlı hazırlamak istiyorsanız şayet o ürünü hazırladınız. Eğer ertesi günse şayet misafirleriniz gelecekse mutlaka bir gün bekletin ve dinlendirin. Bu arada dinlendirme işlemi yaparken hani biz yoğurt mayalarız ya. Evet. Mayalarken böyle bir çarşaftan yardım alır evet. hanımlar. Böyle üzerini iyice kapatırız hava almasın diye. Hı hı. İşte aynı işlemi aslında o soğutma işlemini oda sıcaklığında zeytinyağlılarınız için de yapın. Hı. Üzerlerini böyle çarşafla güzel kapatın. Hı. Böylece tam demlenmesi sağlansın. Hı. Aslında zeytinyağlı yemeklerin özelliği budur. Ha, yani, yapmıyoruz. Bak yapmıyoruz. Bundan sonra yapalım. Tam demlenmesini sağlamamız gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? Bekletiyoruz. Hemen alıyoruz dolaba kaldırıyoruz. Hayır. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Yağ donuyor. Evet. Değil mi hanımlar? Evet. Dikkat evet. ettiniz mi? Evet. Zeytinyağlarda yağ donuyor. İşte bu dediğimi yaparsanız yani onu böyle güzel mayalar gibi bir çarşafa sararsanız ve o kendi kendine soğumaya bırakırsanız işte o zaman bu yaşadığım sıkıntının hiçbirini yaşamayacaksınız. Çok doğru. Kesinlikle. Çok doğru. Evet böylece güzel de bir lezzet evet, hazırlamış olduk değil şahane mi? Şahane oldu. Şimdi başka evet. Başka yok şu an daha tadına başka bakamayacağız. Bir şey bakamayacağız. Yok. Bakamayacağız. Ama ben şöyle yapayım mı? Sonra bakarım. Nergis Hanım şöyle He. yapayım mı? Bu dediğimiz işlemi de yapmış olalım aynı olalım. Zamanda. Tamam. Güzel kaynasın. Ben yayından sonra bunu güzel aynen öyle bir güzel bir yarın sarmalayayım. Burada bekleteyim. Yarın yedireyim. Aa şahane. Öyle yapalım. Bu çok güzel oldu. Şimdi ağzımızın tadıyla yani programımızın sonuna geldik. Sedacığım çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. Özlemcim şahane yemekler. Tarifleri eğer biraz kaçırdıysanız hem cildimizle ilgili hem mutfağımızla ilgili lütfen startv.com.tr'ye girip Nergis Zaman'ı tıklayın. Hiçbir şey kaçırmamış oluyorsunuz. Yarın saat 12.45'te Nergis Zaman'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.